Sevgili öğrenci adayları, Karadeniz Teknik Üniversitesi tanıtım günlerine hoş geldiniz. Ben Kurumsal İletişim Koordinatörü Şeyda Özgenç Yılmaz, Hülya hocamızla kariyer merkezinden birlikte organize ettik bu organizasyonu. Birazdan meslek yüksek okulları hocalarımız sizlere bölüm tanıtımlarını yapacaklar. Sizler bölümlerle, üniversitelerle alakalı tüm merak ettiklerinizi program boyunca chat kısmından hocalarımıza yöneltebilirsiniz sözlü olarak da. Öncelikle üniversite tanıtım filmimiz var, onu izleyelim. Akabinde Hülya Hocam programın yönetimine devam edebilir.
You know I'm down for whatever tonight. I don't need the finer things in life. No matter where I go, it's a good time. Yeah. And I don't need to sit in VIP. Middle of the floor, that's where I'll be. Don't got a lot, but that's enough for me. Yeah. Cause I'm good, yeah, I'm feeling alright. Evet sevgili öğrenci adaylarımız, tanıtımda da gördüğünüz üzere kampüsümüz yeşiliyle, mavisiyle, öğrenci odaklı yaklaşımıyla, köklü akademik kadrosuyla sizlerle öğrencilerini ailemize bekliyoruz. Sizlere güzel tercih dönemi dilerken sözü Hülya Hocam'a bırakıyorum. Buyurun Hülya Hocam. Teşekkür ediyorum Şeyda Hocam. Kıymetli yöneticilerimiz, çok sevgili gençler, umarım aramıza gelir, bizim ailemizin bir parçası olursunuz. Şimdi programı çok da uzatmamak adına ilk sözü Araklı Meslek Yüksekokulu müdürümüz Hasan Çebi Bal hocama teslim ediyorum. Hocam merhaba, nasılsınız? Başta Hülya hocam olmak üzere bu tanıtımda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sevgili hocalarım, değerli üniversitemizin öğrenci adayları, KTÜ Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu'nu tercih etmek için neler etkili olabilir? Bunları bir öğrenci gözüyle söylemeye çalışacağım. Yani öğrenciyi ne cazip edebilir Araklı'yı yazmaya? Araklı'da mevcut iki tane bölümümüz var. Lojistik ve iş sağlığı güvenliği. Şimdi burada lojistik ve iş sağlığı güvenliği bölümlerinin bölüm başkanı olan arkadaşlar kısa zaten söyleyecekler. Onlara sözü bırakacağız. Ama ben çok kısaca okulla ilgili bilgi arz etmek istiyorum. Bir defa Araklı Ali Cevat Özyurt Meslek Yüksekokulu ana kampüsümüze, yani KTÜ ana kampüsüne 30 dakikalık bir mesafede, oldukça yakın. Hatta bazen öğrenciler Trabzon'da ikamet edip Araklı'ya gidip gelmekte veya Araklı'da da özel barınma imkanları var. Şimdi mesela okulumuzda bir konferans salonu burası. Okulumuz bahsettiğimiz gibi deniz kenarında, ulaşımı kolay bir yerde. Sınıflarımızda okul içerisinde internet var. Dersliklerde sunum cihazları var, platformları var. Yani oldukça görünümü modern sınıflarımız var. Okulumuzda bilgisayar laboratuvarları var. Bilgisayar laboratuvarı var ve ayrıca bazı örneğin iş sağlığı güvenliğinin ekipmanları öğrenciler nasıl kullanacaklar, onlar var. Çalışma salonlarımız oldukça geniş. Okulumuz kapalı alanı 4000 metrekare, 7 katlı bir binadan oluşuyor. Dolayısıyla kütüphanemiz var, yemekhanemiz var. Okulda öğrencilerin tamamı istemeleri halinde internete bağlanabiliyorlar kendi cep telefonlarından, bütün üniversitemizde olduğu gibi. Ayrıca öğrencilerimize yakınımızda bulunan Gençlik Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi ile Araklı'da İngilizce kursları açabiliyoruz öğrencilerin istemeleri halinde. Resim kursları gibi bazı sanatsal etkinlikleri sağlayabilecekleri kursları da ücretsiz olarak halk eğitimle beraber organize ediyoruz. Dolayısıyla bütün bu halk eğitim ve gençlik merkezinin imkanlarından bizim öğrencilerimiz bu kurslardan ücretsiz yararlanıyor. Hatta yeni gelen öğrencilerimize bir teklif edeceğiz. İngilizce kaliteli, belki yabancı hocalarla İngilizce kursları da açmayı deneyeceğiz. Öğrencilerimiz istemeleri halinde. Bir okulda en önemli şey maddi imkanların, altyapının dışında bir de malum öğretim elemanlarıdır. Bizim 12 tane öğretim görevlimiz var. Bu 12 öğretim görevlimizden bir tanesi doktorasını bitirmiş, öğretim görevlisi doktor unvanına sahip. Diğer 8 öğretim görevlisi arkadaşımız da İstanbul'da, Trabzon'da doktoralarını bitirmek üzereler. Yani tez aşamasındalar. Dolayısıyla okulumuzda 12 hocadan 9 tanesi akademik çalışmaya sahip. Bu da eğitim öğretimin kalitesi açısından oldukça önemli bir rakam. Yani neredeyse tamamına yakını öğretim görevlilerimizin akademik doktoralarını bitirmek üzere.
Dolayısıyla biz öğrencilerimize çok özel önem veriyoruz her okulda olduğu gibi. Onların okul bitirdikten sonra daha iyi imkanlara sahip olmalarını sağlamak, okulda eğitimleri süresince daha iyi eğitim ve güvenlik ve sorunlarına her türlü desteği olmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi sınıflarda tek tek bölüm bölüm dinleyip sorunların çözümü için katkıda bulunmaya sağlıyoruz. Sağlamaya çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz bizim çocuklarımız, bizim kardeşlerimiz gibi baktığımız için onlara daha iyi gelecekteki bir hayat, çalışma hayatı için neler yapabileceğimizi tek tek onlarla birlikte kararlaştırıyoruz. Ben sözlerimi burada tamamlıyorum. Eğer sorusu olan arkadaşlar varsa, bilmiyorum format nasıl ilerliyor. Eğer sorusu olan varsa öğrencilerden veya öğrenci adaylarımızdan sorularını sorabilirler. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Arsın Meslek Yüksekokulu ile devam edelim. Öğrencilerimiz sorularını arkadan yazıyorlar hocam. Şöyle bir şey hocam. Yalnız bizim bölüm başkanları iş ve istihdam olanakları ile ilgili birkaç cümle önemli şeyler söyleyecekler. Olsun onlara hocam. Onlara izin verelim isterseniz. Tamam hocam. Onlar tamamlasınlar. Çok kısa zaten. Birkaç dakika tamam. Sürecek iki bölüm başkanı da. İki bölüm başkanı lojistikten başlayarak, çünkü ilk o bölüm açılmıştı yüksekokulumuzda. Bölüm başkanı arkadaş ve ondan sonra da iş sağlığı güvenliği bölüm başkanı arkadaş kısa bilgiler versinler, ondan sonra geçelim. Ben tamam çok teşekkür hocam. Ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Herkese saygılarımı sunuyorum. Öncelikle herkese merhabalar diyorum. Ben yönetim ve organizasyon bölüm başkanıyım. İsmim öğretim görevlisi Hüseyin Balcı. Lojistikten, meslek dalından da gelen bir hoca olarak öncelikle şöyle bir tanıtım yapalım lojistik programıyla alakalı. Lojistik meslek dalı baktığımız zaman Türkiye'de önemli bir yer almaya başladı. Özellikle küreselleşmeyle birlikte ve pandemi süreciyle birlikte baktığımız zaman önemini her geçen gün arttırmakta. Burada da baktığımız zaman e-ticaret ve çevrim içi alışverişlerin artması, lojistiğin daha da popülaritesinin arttığını göstermektedir. Lojistik elemanları genellikle fabrika ve depolarda, iş ortamında, araç yükleme, boşaltma alanı gibi açık kapalı ortamlarda çalışmaktadır. Hani masa başı tabir ettiğimiz sistemde de çalışabiliyorlar, sahada da çalışabiliyorlar. Bunların kendi yetenek ve kabiliyetlerine göre değişmektedir. Özellikle dijitalleşmenin artmasıyla birlikte işletmeler açısından lojistik daha da stratejik konuma geçmiştir. Sektör açısından alanında uzman yetişmiş insan gücüne yoğun bir şekilde ihtiyaç vardır. Programa baktığımız zaman bu istek ve ihtiyaçlar doğrultusunda bizim kendi amaç ve hedeflerimiz ortaya koyduk. Kendi amaç ve hedeflerimiz şu şekilde: temel lojistik kavram ve sorunlarına ilişkin bilgiler edinmiş, lojistik alanındaki ulusal ve uluslararası yönelimleri, tartışmaları izleyen ve bireysel çalışmalar ve ekip çalışmasına yapma yoluyla sorumluluk alabilen, eleştirel düşünme becerilerine sahip olan, yenilikçi düşüncelere açık, ülkenin ve dünyanın geleceği konusunda sorumluluk alabilen, etik değer bilgisine sahip bir lojistik elemanlar yetiştirmek temel hedefiyle derslerimizi buna göre oluşturmaktayız. Derslerimize baktığımız zaman temel manada lojistiğe giriş dersleriyle başlıyoruz. Genel ekonomi, ders programından bahsediyorduk. Derslerimiz genel olarak lojistiğin sektördeki istek ve ihtiyaçları sürekli olarak her yıl kontrol ediyoruz hocam. Bu doğrultuda da ders programımızda seçmeli dersler, öğrencilerimiz istediği zaman belli alana yönlenmek istedikleri zaman seçmeli derslerle kendi alanlarına doğru yönelebilirler. Çünkü lojistik bir tek taşımacılık olarak algılanmakta aslında, ama aslına baktığımız zaman ürünlerin başlangıç ve bitiş noktaları üzerinde, yani ham madde aşamasından tüketiciye, son kullanıcılara ulaşma aşamasındaki tüm süreçleri, hatta geri dönüşüm lojistiği, ürünlerin belli sebeplerle üretim işletmelerine geri dönüşünü de sağlayan bir sistem olarak baktığımız zaman, ders programımıza baktığımız zaman güncel olup çağın gerektirdiği şartlara uygun bir şekilde hazırlanmıştır. Bu konuda da alanında uzman hocalarımız tarafından derslerimiz öğrencilerimize verilmektedir. Bizim büyük bir avantajımız şöyle bir şey: biz müdürümüz Hasan Çevibal hocamızın katkılarıyla bölümümüzde öğrencilerimiz artık iş sağlığı güvenliğinde son 3 senedir iş sağlığı ve güvenliği programında da çift anadal yapabilme imkanına sahiptirler. Burada belli bir başarı seviyesini tutturduktan sonra belli bir kadromuz var. Öbür tarafta hocalarımız tarafından belirleniyor bu.
Orada da çift anadal yapabiliyorlar. Çalışma alanlarına baktığımız zaman Karadeniz Demiryolu taşımacılığındaki şirketlerde, özel kamu şirketlerinde çalışabiliyorlar. Dış ticaret şirketlerinde, lojistik birimlerinde çalışabiliyorlar. İletişim ve bilişim şirketlerinin lojistik birimlerinde, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da ilgili birimlerinde çalışabiliyorlar. Yani bir bakıma baktığımız zaman, olay değerlendirdiğimiz zaman sektörde lojistiğin olmadığı hiçbir alan yok gözüküyor yani şu an itibariyle. Hatta bu şu an itibariyle de sektörde geniş iş bulma imkanlarına sahipler. Kişisel olarak kendini geliştirip İngilizce bilen öğrencilerimiz 30 ile 50 bin TL bandında rahat bir şekilde iş bulabilme imkanlarına sahipler. Bir avantajımız da şöyle, dikey geçiş sınavına girerek 4 yıllık bölümler olan havacılık yönetimi, işletme, lojistik yönetimi, teknoloji ve bilgi yönetimi, uluslararası finans, uluslararası finans ve bankacılık, uluslararası işletme yönetimi, uluslararası ticaret, uluslararası ticaret finansman, uluslararası ticaret lojistik ve yönetim bilişim sistemlerinde de 4 yıllığa tamamlayıp akademik çalışmalarına devam edebilme imkanlarına sahiptirler. Benim lojistikle alakalı, yönetim organizasyon bölümüyle alakalı anlatacaklarım bu kadar. Şimdi sözü iş sağlığı güvenliği, yani mülkiyet koruma ve güvenlik bölüm başkanı Sadrettin Hoca'ya bırakıyorum. Merhabalar hocalarım, değerli aday öğrenciler. Size öncelikle hocam da söyledi, öğretim görevlisi Sadrettin Hoca'dır adım. Bizim mülkiyet koruma güvenlik bölümünde iş sağlığı güvenliği programımız var. Yeni bir alan olduğu için özellikle size iş sağlığı güvenliğinin ne iş yaptığını, yani bizim ne iş yaptığımızı söylemek istedim. İş sağlığı güvenliği şunu sağlıyor: İşin yürütümün nedeniyle veya çalışma ortamında bir tehlike varsa çalışanlar meslek hastalığına yakalanmasın veya iş kazası geçirmesin diye gerekli tedbirleri alıyoruz. Bu aşamada yapılan sistemli ve bilimsel çalışmaların tümüne biz iş sağlığı güvenliği diyoruz. Ne olabilir bunlar? İşte risk değerlendirme yapılması, sağlık gözetimlerinin yapılması, iş yeri ortam ölçümlerinin yapılması gibi çalışmalar, iş hijyeni çalışmaları iş sağlığı güvenliğidir. İş sağlığı güvenliği programı mezunları mezun olduktan sonra teknik eleman oluyorlar, iş güvenliği teknik elemanı. Bizim çok büyük bir avantajımız, diğer bölümlerden ÖSYM tarafından açılan sınavdan 70 alırsak mezunlarımız C sınıf iş güvenliği uzmanı oluyor. Diğer bir avantajımız da iş güvenliği bölümü yerinde saymıyor. Sürekli gelişim içinde. C sınıf iş güvenliği uzmanı oldum. Ben bununla devam etmeyeceğim. 3 sene çalışıyorsunuz. Sınava girip başarılı olsanız ve 4 yıl tecrübe yaparsanız da A sınıf iş güvenliği uzmanı olarak çalışabiliyorsunuz. Bunun şöyle bir avantajı var. Arkadaşlar, çok tehlikeli sınıfta ben işte CBA olarak çalışıyorum ama nasıl bir avantaj var? C sınıf iş güvenliği uzmanı sadece az tehlikeli de, B sınıf iş güvenliği uzmanı hem tehlikeli sınıfta hem az tehlikeli de, A sınıf iş güvenliği uzmanı da çok tehlikeli de, tehlikeli de ve az tehlikeli de bütün tehlike sınıflarında çalışıyor. Türkiye'de tehlike sınıfları şu an 3 sınıf ayrılıyor. A tabii ki daha fazla avantajlı ve ona nazaran biraz daha C'de daha az avantajlı. Ama dediğim gibi tecrübeyle bunlar arasında zaten yükselebiliyorsunuz. Şu aklımıza gelebilir, biz nerede çalışacağız? Arkadaşlar, şu anda zaten çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta bütün iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı çalışıyor. Tek bir istisnai durum var. Sadece 50'den az tehlikeli sınıfta iş güvenliği uzmanı çalışmıyor. Bu da değişen kanunla birlikte Aralık 2023 tarihinden itibaren bir kişi de çalıştırsa, az tehlikeli sınıfta da olsanız iş güvenliği uzmanı çalışmak zorunda kalacaksınız. Bu yüzden de iş güvenliği bölümleri tercih edilebilir bölümlerdir. Bizim öğrenci yetiştirirken amacımız şu: yasal mevzuatı öğrencimiz takip edebilsin, mezunumuz. Bu mevzuatı yorumlasın, mesleki etik kurallara uygun bir şekilde davransın ve bunlarla alakalı tedbirleri de çalıştırsın diye bu şekilde bir meslek. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da çalışabiliyor iş güvenliği bölümü mezunları, ama şunu yapmalar lazım: uluslararası geçerli olan sertifikalar almalar lazım. Bu NEBOŞ, AYOŞ ve OŞA gibi belgelerle bizde eğitimlerini desteklediklerinde uluslararası firmalarda çalışabiliyorlar ve uluslararası firmalarda çalışan mezunların 30 bin ile 50 bin arası geliri oluyor. Ayrıca şu an sadece bu belgelerle değil, Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı şöyle bir yetki veriyor bizlere, uzmanlara:
Diyor ki sizler belgenizi aldınız. Biz bu belgenizi destekleyecek bir belge veriyoruz. Bu belgeyle de tüm dünyada artık sizin uzmanlık belgeniz tanınıyor. Bu anlamda da avantajlı bölümümüz. Aynı zamanda Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 2020 yılında 3 sene önce iş sağlığı güvenliği bölümlerinde müfredatın değiştirilmesi çalıştığı yaptı. Bizim şu anki müfredatımız bu Türkiye'de ilk geçen bölümlerden biri biziz. Şu an standart müfredata uygun bir şekilde ilerliyoruz. Buradan çıkan öğrenciler ÖSYM'nin sınavında bizim bölümden mezun olan öğrencilerimiz, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden mezun olan öğrencilerimiz herhangi bir sıkıntı yaşamadan zaten bu sınavı geçiyorlardı. Müfredat uyumuyla da daha kolay oluyor. Hem çalışma hayatında daha fazla şey görmüş oluyorlar mezun olurken teorik bilgi, hem de bu şekilde mezuniyetlerini destekliyoruz. Aynı zamanda okulumuzda çeşitli konferanslar, sempozyumlar ve teknik gezilerle de öğrencilerimizi iş hayatına hazırlıyoruz. Bu da Karadeniz Teknik Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Programı'nın çok büyük bir avantajı. Bir mezun olduktan sonra bu alandaki öğrenciler özel şirketlerde çalışıyorlar. İmalat, inşaat, enerji üretimi gibi kamuda istihdam ediliyor, iş güvenliği uzmanlığı, belediye, devlet kurumları, okullar gibi yerlerde, hastanelerde, özel veya kamu hastanelerde istihdam ediyorlar. Bunun dışında madencilik sektörü gibi birçok sektörde, kısacası tüm iş kollarında iş güvenliği uzmanı çalışmak durumunda. Zaten 6331'in getirdiği zorunlulukla beraber her tehlike sınıfında dediğim gibi iş güvenliği uzmanı çalışma hayatında yer buluyor. Bunun dışında bölümümüzden mezun olan öğrenciler dikey geçiş olanakları var. ÖSYM'nin yaptığı DGS sınavından başarılı olurlarsa işletme yönetimi, sosyal hizmet, acil yardım, afet yönetimi, sağlık yönetimi ve iş sağlığı güvenliği lisans programına geçiş yapabiliyorlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Öğrencilerin soruları varsa onları da alabiliriz. Hocam, öğrencilerimiz sorularını yandan yazıyorlar. Onlara cevabı yazarak verirseniz eğer, çünkü programımızı da aksatmamak için sözü izninizle Arsim Meslek Yüksekokulu'na verebilir miyim? Sonra aslında gerekirse tekrar bir son bir soru değerlendirmesi yaparız. Hocam, sesli de cevap verebilirler. Çünkü bunlar tanıtım videosu da olacağı için sesli de cevap verebilirler. Program uzarsa yarım saat daha burada kalırız. Bir problem olmaz hocam. Bence problem yok. Tamam, o zaman biraz daha uzun kalabiliriz hocam. Sıkıntı yok. Tamam. Sesli cevap verirse, çünkü tanıtım videosu olarak da yayınlanacak bunlar hocam. Tamam. Buyurun. Peki. Hocam, sohbette lojistik bölümü için iki soru görüyorum da bölüm başkanı hocamız cevap versin. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler. Sorulardan lojistik bölümünde okumayı düşünüyorum. İş bulma imkanı var mı diyor. Yani sunumlarda da izah ettik hocam bununla alakalı. Lojistiğin olmadığı şu anda hiçbir sektör yok. Özellikle pandemi süreci, dijitalleşme, küreselleşme bağlamında olayı değerlendirdiğimiz zaman sektörde sürekli olarak iş bulabilme imkanlarına sahipler. Önemli olan şu, kendilerini geliştirip tabii ki de İngilizce seviyelerini belli bir seviyenin üzerinde çıkartmaları gerekiyor. Erasmus var mı diyor. Tabii ki lisans öğrenciler de başvurabiliyor buna. Bu da üniversitenin açmış olduğu veya var olan kadrolar nezdinde belli bir eğitim seviyesini tutturmaları durumunda da buna da başvurabilirler. Teşekkürler hocam. Teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Bize değerli vaktinizi ayırdınız. Adaylara da şimdiden başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz hocam. Hocam, önemli olan adaylarımız için iyi yolculuklarda yardımcı olabilmek. Şimdi izninizle Arsim Meslek Yüksekokulu yönetimine sözü veriyorum. Hasan hocam, sen mi başlayacaksın söze? Merhabalar Hülya hocam, ben başlayacağım. Zeynep Hanım, sen mi başlayacaksın? Evet, tamam hocam. Evet, sendeyiz. Ben paylaşıyorum. Tamam. Teşekkür ederim hocam, sağ olun. Ben hemen paylaşayım ekranımı. Sunumumu ben yapacağım. Ben öğretim görevlisi doktor Zeynep Sadıklar, Arsim Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısıyım. Aynı zamanda diğer müdür yardımcımız Hasan hocamız da burada. Soru olursa hani onu da hani cevaplayacağı şeyler olabilir. Ben bir takım genel bilgiler vermek istiyorum. Çok kısa sürecek sunumum. Ardından bölüm başkanı hocalarıma söz hakkı vereceğim. Onlar programların eğitim öğretimiyle ilgili birazcık daha detaylı bilgiler paylaşacaklar.
Meslek yüksekokulunu tercih edecek olan öğrenciler hani burada ne yapıldığından ya da neden meslek yüksekokulunu tercih etmeleri gerektiği ile ilgili kafalarında soru işareti olabilir. Biz meslek yüksekokulları olarak sektörün ihtiyacı olan ara kademe teknik elemanların yetiştirilmesini gerçekleştiriyoruz. Bu anlamda da bizim okulumuz 2009 tarihinde kuruldu. Eğitim süremiz normal 2 yıl. Mezun olduklarında özel sektörün ya da devlet kurumlarında da çalışabiliyorlar. Tekniker unvanı ile görev yapıyorlar. Şu an aktif bölümlerimizde toplamda 326 öğrencimiz var. Kısaca genel bilgileri böyle özetlemek gerekirse neden öğrenciler bizi tercih edebilirler? Kalite yönetim sistemi belgemiz var 2016 yılından beri. Türk Standartları Enstitüsü'nden, Ankara'dan uzmanlar gelip tetkiklerini yapıyorlar ve eğer geçerli görürlerse bu belgeyi veriyorlar. Bu çok farklı alanlarda bize yardımcı oluyor. Öğrenciler konusunda neye yarıyor? İşlerin, iş akışlarının çok hızlı olmasını, akışkan olmasını sağlıyor. Öğrencilerimizin de bazı süreçlerde söz hakkına sahip olmasına yardımcı oluyor. Kısaca akademik personelimizden bahsetmek gerekirse bizim toplamda 18 akademik personelimiz var. Bir doçentimiz, iki doktor öğretim üyemiz, 5 öğretim görevlisi doktor, 10 tane de öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 18 akademik personelimiz var. Akademik personelimiz alanlarında güçlü, genç, dinamik ve sosyal insanlardan oluşuyorlar, araştırmacılardan oluşuyorlar. Yerleşkemizin alanı oldukça büyük, denizin kenarında düz, güzel, sakin bir kampüs alanımız var, 72 bin metrekare. Bu alanda neler var? Eğitim binamız var. Bu binanın içerisinde derslikler, laboratuvarlar, atölyeler var. Yemekhane ve kantinimiz var. Okulun dışında, okul binasının dışında yine yerleşke içerisinde sahalarımız var. Futbol sahası ve voleybol ve basketbol oynanabilen sahalarımız var. Onun dışında konum oldukça ulaşılabilir bir noktadayız. Trabzon'a, merkeze 18 kilometre. Karadeniz Teknik Üniversitesi yani ana kampüsümüze de 15 kilometre uzaklıktayız. Toplu ulaşım direkt okulun önünden geçiyor. Önünde otobüs durağı var. Öğrencilerin hani ulaşımla ilgili bir sıkıntıları yok. Onun dışında Arsin Organize Sanayi'ne oldukça yakınız. Öğrenciler en fazla 15 dakika süreyle üniversiteye gidip oranın imkanlarını, kütüphanelerini kullanabilirler. Okula gelmek isteyenler için Arsin'e giderken Güzelyalı Mahallesi, Gorajde Caddesi üzerindeyiz biz. Zaten Güzelyalı Mahallesi'ne geldiklerinde kavşakta hemen okulumuz sağda görünüyor. Yeri ulaşımı çok kolay. Hızlıca akademik birimlerden bahsetmem gerekirse bünyemizde 6 tane bölüm var fakat bunların hepsi aktif değiller. Yani hepsi öğrenci almıyorlar. Öğrenci alanlardan elektrik ve enerji bölümü var. Bu bölümümüz altında doğalgaz ve tesisatı teknolojisi programımız aktif. Malzeme ve malzeme işleme teknolojisi bölümü altında mobilya ve dekorasyon programı var. Bir de üçüncü bölümümüz olan tasarım bölümü var. Bunun altında da iki tane aktif programımız var. Biri grafik tasarımı programı, diğeri de iç mekan tasarımı programı. Kısaca mekansal olanaklarımıza değinecek olursam, hizmet binamızın içerisinde teknik resim salonumuz var. Bunu programlar ortaklaşa kullanılabiliyorlar. Aslında çok amaçlı bir salon gibi işlev görüyor. Çeşitli sunumları da burada gerçekleştirebiliyoruz. Sınıflarımızda akıllı tahtalar, internet, projeksiyon araçları var. Teknik resim salonu tabii mobilyası biraz daha farklı çünkü burada teknik resim araç gereci kullanılıyor. O yüzden diğer derslerimizden birazcık farklı. Bilgisayar laboratuvarımız var, 2 adet. İkisini de öğrencilerimiz faydalanabiliyorlar. Baskı atölyelerimiz var, desen atölyelerimiz var. Sınıflarımız, dersliklerimiz var. Fotoğraf stüdyolarımız var. Burada profesyonel çekimler yapılabiliyor. Yemekhane kantinimiz var. Yemekhanemizin alanı aynı zamanda farklı etkinlikler içerisinde dönüştürülebiliyor. Esnek bir mekanımız var. Manzarası da oldukça güzeldir. Sahil yoluna bakıyor.
Hızlıca akademik ve sosyal faaliyetlere değinecek olursam, burada gösterebileceğimden çok daha fazla şey var ama hani genel bir fikir vermesi açısından neler yapıyoruz? Bir kere iç ve dış paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz. Örneğin Ersin Kaymakamlığı ile üniversitemizin yaptığı sportif imkanların kullanımı işbirliği protokolümüz var, şu an aktif olan. Bu protokol ile birlikte Ersin İlçe Spor ve Gençlik Müdürlüğü'nün imkanlarından faydalanabiliyoruz. Bunlara kapalı spor salonu ve işte antrenör hocalarımızın verdiği eğitimler de dahil. Biz de kendi sahalarımızı onların kullanımına sunabiliyoruz. Onların hizmetlerinden de faydalanabiliyoruz. Onun dışında Ersin OSB ile ilişkilerimiz var, yakın ilişkilerimiz var, ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizle ilgili bir takım taleplerimiz oluyor, onların talepleri oluyor. Derslerimizi onların ihtiyaçlarına göre, yani aslında piyasanın ihtiyaçlarına göre güncellemeyi, yenilemeye çalışıyoruz. Her zaman güncel tutmaya çalışıyoruz. Aynı şekilde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ediyoruz. Burada çeşitli etkinliklerden yine örnekler var. Mesela badminton antrenmanlarımız bu sportif imkanların kullanımı protokolü çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerden biri. Voleybol turnuvası yapıyoruz. Biraz önce bahsettiğim gibi binanın dışındaki yerleşkemizdeki spor mekanlarını öğrenciler kullanabiliyor. Ayrıca akademik personelimiz de öğrencimize eşlik ediyor. Sosyal bir akademik personele sahip olduğumuzu söylemiştim. Bu da o hocalarla öğrencilerin yaptığı bir voleybol turnuvasından bir kareydi. Onun dışında sosyal etkinliklere de önem veriyoruz. Geçen sene 19 Mayıs haftasında yine Ersin Spor İlçe ve Gençlik Müdürlüğü ile birlikte bir gezi organize etmiştik Holefter'e. Onun dışında tatbikatlarımız oluyor. Burada itfaiye var ama Ersin Devlet Hastanesi'nden uzmanlar sürekli bizim ihtiyacımız olan ya da onlar belirli gün ve haftalarda gelip öğrencilerimize bilgilendiriyorlar. Yani ilçedeki kamu kurum kuruluşlarıyla çok yakın ilişkilerimiz var. Sürekli dirsek temasındayız. Teknik gezilerimiz oluyor. Öğrenciler derslerde öğrendikleri bilgileri yerinde profesyonellerinden dinleme ya da görme, uygulamayı izleme şansına sahipler. Sadece ilçede ya da ilde değil, zaman zaman ülkemizin başka şehirlerinden misafirlerimizle konuk ediyoruz. Çünkü öğrencilerimizin güncel bilgiye sahip olmalarını istiyoruz. O yüzden misafirlerimizi burada seve seve ağırlıyoruz. Onun dışında programlarımızın hepsinin işte sektör temsilcileriyle, profesyonelleriyle öğrencilerimizi yüz yüze ya da online imkan dahilinde bir araya getirmeye çalışıyoruz. Kısaca bu şekilde, tabii burada anlatabileceğimden çok daha fazlası var ama arzu eden öğrenciler bizim ana sayfamız olan KATÜ'nün Ersin MEO linkinden bize ulaşabilirler. İletişim kısmında adresimiz, telefon numaramız, e-posta adresimiz ve ayrıca bize yazın kısmı var. Biz buraları aktif olarak kontrol ediyoruz. Soru gelirse cevaplıyoruz. Ayrıca Ersin MEO Instagram hesabımız da var. Oradan da takip edebilirler, soru sorabilirler. Okulu da çok ulaşılabilir bir noktada. Dilerlerse ziyaret edebilirler. Biz sürekli okuldayız. Onun dışında şu an zaten hani tercih haftası olduğu için velileriyle birlikte gelen öğrencilerimiz de var. Tabii daha etkili oluyor okulu, imkanları ve bizi tanımaları. Çünkü biz burada sadece eğitim öğretim yapmıyoruz. Aslında öğrencilere mentorluk da yapıyoruz. Benim söyleyeceklerim şu an bu kadar. Hasan Hocam'ın eklemek istediği bir şey yoksa ben bölüm başkanlarımıza sırayla söz vermek istiyorum. Tamam, Zeynep İlk önce hocam. Enerji bölümüne söz vereceğim. Ben sunumumu kapatıyorum hemen. Tamam. Buyurun Ali İhsan Hocam. Öncelikle merhabalar, ismim Ali İhsan Budur. Doğalgaz ve elektrik ve enerji bölümünden, doğalgaz ve teknolojileri bölümünde öğretim elemanıyım. Bildiğimiz gibi doğalgaz artık ülkemizde vazgeçilmez bir kullanım şeyleri, kaynağı. Gerek evlerde, gerek sanayilerde, her yerde doğalgazsız bir yer artık düşünemiyoruz. Dolayısıyla bizim için bu bölümümüz kapsamında sanayi ve evsel ve birçok sektörde doğalgazın ihtiyaç olduğu her yerde ara elemanlar yetiştirmek için bu bölüm programında hizmet vermekteyiz.
Kadromuza baktığımızda 3 tane öğretim elemanımız var. Biri bölüm başkanımız Veysel Demirci. Şu anda kendisini bir acil bir işi olduğu için ben yapıyorum sunumu. Diğer öğretim görevlisi Yakup Ayal ve ben Ali İhsan Budur. Üçümüz de doktora şu anda tezlerini devam etmekte. Yani akademik olarak da kendi gelişmelerine de devam eden hocalar. Ve özellikle Veysel Hoca, ben de bu doğalgaz sektörü tecrübesi olan hocalar olduğum için sektöre ve programa daha yatkın şeyimiz var. Yakup hocamızın da bu konuda bilgileri var. Şimdi bu programı bitirdiğimizde ne olacak? Niye bu programı seçmeliyiz? Burayı bitirdiğimizde tekniker unvanı alıyor öğrencilerimiz, öğrencilerimiz. Burada doğalgazın olduğu her evsel ve ticari, sadece evsel değil, ticari olarak da doğalgaz artık her yerde hem ısınma amaçlı ve başka tür kullanım amaçlı olarak kullanılmakta. Burada her yerde doğalgaz var. Doğalgazın olduğu her yerde de gerek projelendirme, gerek imalat, gerek altyapı, bakım, işletme gibi yerlerde hizmet verebilmekte. Doğalgaz ve bölümümüzün diğer adı tesisat teknolojisi. Dolayısıyla sadece doğalgaz değil, ısıtma, sıvı tesisat ve havalandırma gibi diğer sektörlerde de bu bizim öğrencilerimiz görevlerini yapabilmeklerde. Peki burayı niçin bu bölümü sizce okumalıyız? Zaten doğalgazsız artık bir ev düşünülmüyor. Her yerde doğalgaz ilk zaten tercih sebebimiz. Dolayısıyla doğalgazın sektörde şu anda açık bayağı var ve tecrübeli eleman, ara eleman ihtiyacı da çok aşırı seviyede var. Bunun yanında doğalgazla birlikte çalışan diğer yakıtlar var. İşte cihazlarımız, kazan, kombi, bürülü, radyant ısıtıcı. Buralarda da bunların gerek üretiminde, gerek bakımında, teknik servislerinde de çalışarak buralarda ister kendi firmalarını kurup ister mevcut firmalarda çalışabilmektedir. Ayrıca bizim 40 gün zorunlu stajımızda öğrencilerimize aldığı teknik bilgileri kullanabilmesi için bir imkan da sunuyoruz ve bu sayede de mesleki kendilerini geliştirmeleri amacında bunu da amaçlıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz bazen çalıştığı, staj yaptığı firmalarda devam etmekte, daha da ileriye gidebilmekte ve hatta kendi firmalarını bile kuran çoğu şeylerimiz var. Bazen yaptığımız dönem içinde yaptığımız eski mezunlarımızla olan şeylerde, söyleşilerimizde gerek kamu sektöründe çalışan, gerek kendi firmasını kuran, gerek doğalgaz sektöründe çalışan bir sürü öğrencimiz de bulunmakta. Burada olanaklarımıza baktığımızda hem bilgisayar destekli tasarım laboratuvarımız var. Burada bu bilgisayar destekli tasarım laboratuvarımızda çizim için olmazsa olmaz AutoCAD programı ile doğalgaz sektöründe şu anda yoğun olarak kullanılan ZTCAD'i gerek derslerde ve gerek de ara saatlerde öğrencilerle biz kendimizle ve kendileri çalışarak veya bize sorarak, bilgi danışarak çalışmalarını yapabilmektedir. Bunun haricinde iki tane de doğalgaz tesisat teknoloji laboratuvarımızda iki tane de şey var, eğitim setlerimiz var. Biri gazlı kombi eğitim seti ve doğalgaz iç tesisat eğitim seti. Burada doğalgazla dağıtım hatları dersinin ve temel tesisat ve iç tesisat, havalandırma ve diğer derslerde buralarda hocalarımızla birlikte, öğrencilerimizle birlikte inip buralarda bu bilgi parçaları tanıyıp deneyleri de yapmaları olanak sağlıyorlar. Peki buradan bittikten sonra nerelere yapabiliyorlar? Kamu kurum ve kuruluşlarında tesisat olan her yerlerde çalışabiliyorlar. Boru hatlarıyla doğalgaz dağıtım yapan kuruluşlarda Trabzon için, Aksa, İstanbul için İktaş gibi firmalarda da çalışabilmekte. Doğalgaz dağıtım şirketlerinde, inşaat sektörlerinde yapı tesisat, çünkü tesisat da diğer bölümümüzün adı. Ve doğalgazla tesisat yapan özel kuruluşlarda ve kendi firmalarında da kurup kendi firmalarında da bunları çalışabilmektedir. Ayrıca 2 sene sonunda dikey geçiş olanaklarımız da var. DGS sınavına girdikten sonra yeterli başarı puanı aldıklarında makine mühendisliği, enerji sistemleri mühendisliği, nükleer enerji mühendisliği, enerji yönetimi gibi programlara lisansta dikey geçiş yapabiliyorlar. Ayrıca bunda bölümümüzün katününde bazı ödül şeyleri var. Ben çok fazla tutmak istemiyorum ama herhangi bilgi olduğumuzda bölüm başkanımız Veysel Demirci buradan yeterli isteyen bilgilere ulaşabilir veya zaten benim ismim de Ali İstanbul'dur. Bana da site üstünden gerekli mail atarak da bilgi alabilirler hocam. Çok tutmuyorum, kısa yaptım. Gene soracak olan sorular varsa cevaplayabiliriz hocam. Herkese merhabalar. Öncelikle kayıt döneminde bulunan öğrencilerimiz için bu dönemin hayırlı olmasını diliyorum.
Ben Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölüm Başkanı Evren Ersoy Kalyoncu, doktor öğretim üyesi. Bölümümüz hakkında öncelikle bilgi vermek istiyorum sizlere. Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü günümüzde birçok endüstriyel sektörde önemli bir role sahiptir ve sürekli olarak gelişen ve yenilenebilen bir alandadır. Çeşitli endüstriyel malzemelerin yapısı, özellikleri, üretimi, işlenmesi ve analizi, analiz teknikleri hakkında teorik ve pratik bilgileri içeren, eğitim veren önemli bir disiplindir. Meslek Yüksekokulumuzda bu bölüm altında mobilya ve dekorasyon programı ile eğitim ve öğretim devam etmektedir. Mobilya dekorasyon programı ilk olarak 2012-2013 eğitim öğretim yılında öğrenci alımını yapmış olup 2019 yılında eğitim öğretime ara vermiştir bir süre. 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren 20+1 kontenjanla beraber yeniden eğitim öğretim hizmetine başlamıştır. Akademik kadromuza değinecek olursak bir tane doçent doktor, iki tane doktor öğretim üyesi ve doktora eğitimlerini tamamlamış üç tane öğretim görevlisi hocalarımızla beraber güçlü bir akademik kadroya sahibiz biz. Neden bu programda okumalıyız? Biliyorsunuz ki mobilya dekorasyon sektörü sürekli büyüyen ve gelişen bir alandadır. Dolayısıyla iş imkanları da oldukça çeşitlidir ve fazladır. Mobilya dekorasyon sektörü bilgi ve kabiliyeti yüksek iş gücünün karşılanması amacıyla yetkin, nitelikli teknik personele sürekli ihtiyaç duymaktadır. Bu program ile öğrencilere mobilya tasarımı, mobilya üretimi ve iç mekan dekorasyonu konularında teorik bilgi, estetik anlayış, yaratıcılık ve teknik pratik becerileri geliştiren bir eğitim verilmektedir. Bu sayede öğrenciler sektöre başarılı bir şekilde adım atabilirler. Mezunlarımız mobilya ve dekorasyon teknikleri unvanı ile mezun oluyorlar. Mobilya dekorasyon mezunları mobilya ve dekorasyon malzemelerinin tasarımından pazarlanmasına kadar var olan her türlü süreçte söz sahibi oluyorlar. Bir mobilya dekorasyon teknikeri için her ne kadar teknik bilgi, pratik beceri ve yaratıcılık önemli ise müşteri odaklı ve ekip çalışmasına yatkın olmaları da önemlidir. Genel olarak programda bulunan derslerin ders içeriklerine ait konuları şu şekilde sıraladık. Mobilya tasarımı. Burada mobilya tasarım ilkeleri, çizim teknikleri, 3D modelleme yapılmaktadır. Mobilya üretim teknikleri, mobilya malzemeleri, teknik çizim ve planlama, iç mekan dekorasyonu, mobilya ve dekorasyon atölyesi, mobilya tasarımı, mobilya üretim teknikleri, mobilya malzemeleri, teknik çizim ve planlama, iç mekan dekorasyonu, mobilya ve dekorasyon atölyesi, bilgisayar destekli tasarım, mobilya montajı ve uygulama, ahşap süsleme teknikleri, kalite kontrol gibi konuları içeren derslerimiz mevcuttur. Genel olarak mesleki derslerimizden bahsettim. Bölüm olanaklarımızdan bahsedecek olursam biraz önce de bahsettiğim gibi güçlü bir akademik kadromuz vardır. Ersin Meslek Yüksekokulu Zeynep hocamız da bahsetti. Ersin Organize Sanayi Bölgesi'ne ve hemen yanımızdaki ilçemiz Yomra'da bulunan Trabzon Mobilyacılar Sitesi'nin tam ortasında bulunduğu için burada programımızla uyumlu birçok işletme ile ortak eğitim öğretim faaliyetlerinin yürütülebilme imkanına sahiptir. Bu bizim için bir avantajdır. Aynı zamanda üniversitemizin Orman Endüstri Mühendisliği bölümü laboratuvar ve atölye imkanlarından da yararlanabiliyoruz. Yine bizim meslek yüksekokulumuzda bir diğer bölüm olan iç mekan tasarımı bölümü ile de ortak proje yapabilme imkanına sahibiz. Peki hangi iş imkanlarına sahip oluyor buradan mezun olan öğrenciler? Mobilya üretim atölyeleri, iç mekan dekorasyon firmaları, mobilya ve dekorasyon mağazaları, mobilya montaj şirketleri, mobilya restorasyon atölyeleri, mimari ve iç mekan tasarım ofislerinde, kereste üretim işletmelerinde veya prefabrik konut yapım yerlerinde çalışabildikleri gibi kendi işini kurarak bağımsız olarak da çalışabilirler. Gerekli kriterleri sağlayanlar için eğitim alanında da
çalışma fırsatı bulabilenler olabilir. Yine ÖSYM tarafından açılan dikey geçiş sınavından başarılı oldukları takdirde geçebilecekleri bölümler ağaç işleri endüstri mühendisliği, orman endüstri mühendisliği, orman mühendisliği, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, imalat mühendisliğini sayabiliriz. Bizim önceki öğrencilerimizden, mezun öğrencilerimizden iç mimarlık bölümüne geçen çok sayıda öğrencimiz de bulunmaktadır. Ben sunumumu kısa tuttum. İletişim bilgilerim bu son slaytımda da yer alıyor. Arzu edenler bize bu bilgiler ile ulaşabilirler. Teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, merhaba. Değerli arkadaşlarım, merhaba. Sizinle burada görüşmek, birlikte olmak çok güzel bizim için. Bize bu fırsatı tanıdığınız için hepinize çok teşekkür ederim. Ben tasarım bölümünü size tanıtmak istiyorum. Tasarım bölümü kapsamında grafik tasarım programı ve iç mekan tasarım programı bulunmaktadır. 2016-2017 yılları içerisinde iç mekan tasarım programı da öğrenci alımına grafik programı başlamış. İç mekan programı da 2020-2021 yılları arasında başlamıştır. Grafik tasarım programı biraz evvel de söylediğim gibi 2016-2017 yıllarında eğitime başlamış ve bunun programımızın amacı grafik tasarım alanında çalışacak, yeni teknolojilere uyum sağlayan, güncel gelişmelere hakim öğrenciler yetiştirmenin yanında teorik ve uygulamalı dersler ile gerekli temel altyapıya sahip nitelikli teknik elemanlar yetiştirmektir. Tasarım bölümü olarak kamu ve özel sektör ile işbirliği içerisinde başta ilimiz ve bölgemiz olmak üzere ülkemizin ihtiyaç duyduğu mesleki bilgi ve becerisi üst düzeyde nitelikli ve kaliteli ara eleman ihtiyacını karşılama amacındayız. Grafik tasarım programının amacı eğitim süresinde verilen teorik bilgileri mevcut atölye ve laboratuvar uygulamaları ile destekleyerek basın, yayın, reklamcılık ve fotoğrafçılık endüstrisinde ihtiyaç duyulan nitelikli ara eleman yetiştirmektir. Bölümümüzde sınıflarımız, desen atölyemiz, serigrafi baskı atölyemiz, fotoğraf stüdyosu ve üstün teknolojik donanıma sahip 30 tane bilgisayarımız var. Bilgisayar destekli tasarım atölyemizde bu bilgisayarlar mevcuttur. Mezun olan öğrencilerimize grafik tasarımı ön lisans diploması verilmektedir. Genel kontenjan 45 kişi açılan kontenjana 2 de okul birincisiyle 47 toplam kontenjana sahip ve ilk yerleşmeyle birlikte %100 programımız dolum yapmıştır. Yani yerleşme oranı olmuştur. Tasarım programımızdaki hocalarımızdan bahsedelim. Öğretim görevlisi Mustafa İpek, ben, öğretim görevlisi Fatma Güneş, öğretim görevlisi Oğuzhan Demir ve Hasan Arıoğlu hocalarımız mevcut. Genç ve nitelikli hocalarımız, donanımlı hocalarımız bulunmakta. Doktora eğitim süreçleri ve sanatta yeterlilik eğitim süreçleri devam etmektedir hocalarımızın. İş imkanlarına geldiğimizde mezun olan öğrencilerimiz reklam ajanslarında, matbaa ve yayın evlerinde, gazete ve dergilerde, ambalaj sanayisinde, TV'lere bağlı tanıtım birimlerinde, bankaların tanıtım bürolarında, işletmelerin reklam ve pazarlama birimlerinde, pazarlama şirketlerinde, web ortamında yayın yapan kuruluşlarda, bakanlıklarda grafiker ve sanat danışmanı olarak görev yapmaktadır. 2022 yılı merkezi yerleştirme sonuçlarına göre 45 kontenjanı olan grafik tasarımı programımıza 295.99 ile 353.76 puan aralığında 45 öğrenci yerleşmiştir. Dikey geçiş imkanlarına geldiğimizde fotoğraf ve video, grafik öğretmenliği, grafik sanatları, grafik tasarımı, görsel iletişim tasarımı, görsel sanatlar ve görsel iletişim tasarımı, iletişim tasarımı ve iletişim tasarım lisans programına öğrencilerimiz geçiş yapabilmektedirler. Size grafik tasarım program etkinliklerinden görseller sunmak istiyorum. Biz oldukça yüksek donanıma sahip hocalarımız olduğu için ulusal çapta tasarımcılarla davet ediyoruz ve davetlerimiz kabul edilmekte ya da ulusal
farklı üniversitelerden hocalarımızı davet ettiğimizde de davetlerimiz karşılığını bulmakta. Ve online söyleşiler yaparak güncel tasarımın ilerleyişi hakkında da bilgi sahibi oluyor öğrencilerimize. Bu imkanı sağlamaktayız. Öğrencilerimizi ayrıca çeşitli etkinlikler içerisine götürmekteyiz. Matbaalara ziyaretler, işte ambalaj sanayisine, ambalaj sektöründe çalışan firmalara götürmekteyiz ve pek çok alanla etkinlikler yapabilmekteyiz. Öğrencilerimizden çalışmalar göstermek istiyorum. Dijital sanatlar içinde çalıştığımız için, yani o kadar geniş kapsamlı bir bölüm ki grafik tasarımı, bir ambalaj kağıdından tutun pek çok dijital alanda yapılan işlere kadar çok geniş bir perspektifi olduğu için grafik tasarımı, pek çok alanda öğrencilerimizi bu konuda yetiştirmeye çalıştırmaktayız. Kimi zaman dijital çalışmalar yaparak, kimi zaman teknik çizimler yaptırarak, kitap, çocuk kitapları, billboardlar, afişler yaptırarak birebir öğrencilerimizle iletişime geçmekteyiz. Bunlar da öğrencilerimizin yapmış olduğu öğrenci çalışmaları. Şimdi tasarım bölümü iç mekan tasarımı programını anlatmak üzere Hakan Adanur hocamızı sunumu yapmaya davet ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum Fatma Hocam. Sesim geliyor mu acaba sayın hocalarım? Evet, geliyor. Öncelikle hepinize selamlar. Öğretim görevlisi Hakan Adanur ben, tasarım bölüm başkanıyım. Fatma hocamız, tabii tasarım bölümümüzde iki programımız mevcut. Grafik tasarım programını Fatma hocamız anlattı, kendisine teşekkür ediyorum. Bir diğer bölümümüz olan, daha yeni bölümümüz olan diyeyim, hani grafik tasarım 2016-2017'de öğrenci alan bir bölüm. İç mekan tasarımı ise 2020-2021 eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini alan nispeten daha yeni bir bölümümüz. İç mekan tasarımı programında öncelikle mimari iç mekanların işleve uygun ve kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak disiplinler arası bir yaklaşımla tasarlanarak uygulanabilmesinde rol oynayacak yetenekli teknikerleri yetiştirmeye yönelik bir ön lisans programı iç mekan tasarımı. Programın amacı iç mekan düzenlemelerinin gerçekleştirilebilmesi için estetik duyarlılığa ve gerekli teknolojik bilgiye sahip, teknik çizim ve sunum araçlarını kullanabilen, bağımsız çalışabilen, iyi bir takım oyuncusu olabilen mesleki sorumluluk ve etik kurulların bilincinde çağdaş ve uluslararası standartlarda teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktayız. İç mekan tasarımı programımızın kontenjanı 35, okul birincisi bir okul birincisi kontenjanımız var. Onunla birlikte 36 kontenjanımız var ve 2022 yılı itibariyle de %100 doluluk oranına sahip bir bölüm. TYT puanı olarak da 2022 yılında 295 puan yaklaşık olarak TYT puanıyla öğrenci aldı. Bölümümüzün akademik personelinden grafik tasarım bölümümüzde 4 akademik personelimiz vardı. İç mekan tasarımı programımızda da yine 4 akademik personelimiz mevcut. Öğretim görevlisi Hakan Adanur ben. Öğretim görevlisi Doktor Zeynep Sadıklar hocamız. Yine öğretim görevlisi Burcu Efe Zirek hocamız. Ve öğretim görevlisi Yılmaz Uzun hocamızla birlikte eğitim öğretimi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bölümümüzden iş imkanlarından biraz bahsetmek istiyorum. Mezun olan öğrencilerimiz kamuda ya da özel sektörde çalışma olanağına sahipler ve bunların haricinde de kendilerine ait tasarım üzerine iş yeri açabiliyorlar. İç mekan tasarımı mezunları mobilya, aksesuar ve dekorasyon atölyelerinde, yine mimarlık mühendislik ofislerinde, 3 boyutlu maket ve sunum gibi temsil araçlarının yapıldığı ofislerde çalışabilmekteler. Yine sektörde yönetici, yönetici asistanı, yetkili, kontrolör olarak ve özel sektörün yanında da devlet kurumlarında tekniker olarak yine görev alabilmektedirler. Özellikle
iç mekan tasarımı teknikerlerinin çalışma yeri, tasarım aşamasındaki ofisler, uygulama aşamasında şantiyeler ve malzemelerin imalatı aşamasında, yapım aşamasında atölyeler ve fabrikalar olabilmektedir. İç mekan tasarımı programından mezun olan öğrencilerimiz iç mekan tasarımı teknikeri unvanı ile mezun olmaktalar. Yine mezunlarımız dikey geçiş sınavına girerek bu sınavda başarılı oldukları takdirde lisans bölümlerine de geçiş yapabilmektiler. Bu bölümler el sanatları, geleneksel Türk el sanatları, geleneksel Türk sanatları, iç mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, kültür varlıklarını koruma ve onarım bölümü ve mimarlık ile tesip bölümlerine dikey geçiş yaparak bu bölümlerden lisans mezunu olabilirler. Yine bölümümüzde Zeynep Hocam da bahsetti. Hızlı geçiyorum. Çok yeni bilgisayar laboratuvarımız var. Çok iyi özelliklere sahip. Yine bir çizim salonumuz, teknik resim salonumuz, desen atölyemiz ve baskı atölyemiz var. Bunlar tasarım bölümü olarak hem iç mekan ve hem grafik tasarımı olarak. Yine fotoğraf stüdyomuz ve bilgisayar atölyemiz, 2 adet bilgisayar atölyemiz mevcut. Sınıflarımız 40 kişilik. Hakan sınıflarda... Hocam. Hakan Hocam. Buyurun hocam. Yüksekokul Müdürlüğümüz bu bilgileri verdiği için evet, azıcık hızlanalım. Çünkü öbür bölüm okullara da zamanımız kalsın istiyorum. Tamam hocam, çok hızlıca geçiyorum. son olarak şunu söyleyerek tamamlayayım. Biz bölümümüzde, programımızda Trabzon İç Mimarlar Odası ile ve yine özel sektörde çalışan iç mimarlık ofislerindeki mimarlarla yine koordineli olarak öğrencilerimizin dönem dönem seminerler veya sunumlar şeklinde öğrencilerimizi bilgilendirerek merak ettikleri, sektörle ilgili sormak istedikleri, yarın mezun olduklarında piyasada nelerle karşılaşacakları hususunda bilgilendiriyoruz. Stajla ilgili de yine bu kurumlarla işbirliği halinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ben sunumumu çok uzatmıyorum hocam. Hepinize teşekkür ediyorum. Sözü size bırakıyorum sayın hocalarım. Teşekkür ediyoruz. Zeynep hocam, okulunuz tamam galiba. Evet hocam, doğru. Bizim tasarımla birlikte bitmiş oldu hocam. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim hocam. Sorularınız varsa gençler tabii bize yazmayı sürdürebilirsiniz. Şimdi sonradan cevap. Şimdi staj olanakları ile ilgili bilgiler sormuşlar. Özellikle grafik tasarım okumak isteyen öğrenciler stajla ilgili ve hangi programları öğrenmem gerekli diye sorular sormuşlar. Onlara da cevap verirseniz eğer Fatma Hocam iyi olur. Merhaba arkadaşlar. Staj imkanlarını şöyle, biz de elbette sektörden temsilcilerle görüşüyoruz, matbaalarla, ajanslarla görüşüyoruz, size yardımcı olmaya çalışıyoruz ama öncelikli olarak isteğimiz sizin kendi çalışmak istediğiniz yeri bulmanız, staj yapmak istediğiniz yeri bulmanız. 20 gün ajans stajı, 20 günde 20 iş günü de matbaa stajı yapılmakta. Uluslararası çapta da denkliği var mı diye sordu ama her birimin farklı olduğu için şu an öyle bir şey söz konusu değil. Söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi arkadaşlar, ulusal staj programından da yararlanabildiğinizi belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz size. Maçka Meslek Yüksekokulu'na sözü veriyoruz. Teşekkür ederim hocam. Maçka Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Onur Tosun, Doçent Doktor. Sunumu ben yapacağım hocam. Teşekkür ederiz hocam. Söz sizde. Teşekkürler. Ekran paylaşımıyla birlikte. Tamam. Evet, okulumuz arkadaşlar tek bir bina ve bahçeden oluşmakla birlikte Trabzon'un turistik bir ilçesi olan Maçka ilçesinde yer almakta.
Ulaşım olarak ilçe merkezine yürüme mesafesinde ve Sümele Manastırı'na oldukça yakın. Arkada bir bahçeyle birlikte KYK yurduyla aynı bahçeyi paylaşan bir mini kampüs gibi duruyor. Merkeze, ana kampüsümüze de 25 dakika mesafede. 96 yılında eğitim öğretime başlamıştır. 8 referans seviyesinin 5.'si olan ön lisans diploması vermektedir. Var olan yönetimimizde Profesör Doktor Volkan Numan Bulut hocamız müdürlüğü yapmaktadır. 2 tane müdür yardımcımız ve yüksekokul sekreterimizden oluşmaktadır. Akademik personelimiz oldukça zengindir. 7 adet profesörümüz, 3 adet doçentimiz, 4 adet doktor öğretim üyesi bulunmaktadır. 15 adet öğretim görevlisinden 5 tanesi doktorasını tamamlamış ve doktor unvanını almıştır. Geri kalan 10 hocamızdan da 7 tanesini doktora eğitimi devam etmektedir. Fiziki altyapı olarak 11 sınıf, 1 bilgisayar, 4 laboratuvar, konferans salonu, amfi sınıfları vardır. Müsaadenizle hızlı geçmeye çalışacağımız süreyi düzenli kullanmak için bir eksiklik ya da duymama durumu olursa müdahale ederseniz sevinirim. Laboratuvarlarımızda şuna çok dikkat ediyoruz. Araştırma laboratuvarlarında öğrenciler birebir deneyleri yapmaktadırlar. Yani sorumlu hocamız deneyi yaptık ya da çalışma yaptıktan sonra öğrenciler birden fazla tekrar etme ve tecrübe etme imkanı bulmaktadır. Bölümlerde var olan laboratuvarlar bölümlerin kullanımına göre spesifikleşmiş olsa da bir öğrenci tüm laboratuvarları görebilir, tüm cihazları uygulayabilir. Tabii ki mesleğine yönelik olan cihazlara daha çok önem verir ve derslerin içeriğini buna göre oluşturmaktayız. Ön lisans düzeyinde eğitim vermekteyiz. Öğrenci temsilcisi seçimiyle birlikte bölüm, sınıf, okul ve hatta üniversite temsilcisi seçilerek hem öğrenci hem de yönetimde söz sahibi olabiliyorsunuz. Staj bölümlere değişiklik göstermekle birlikte bir bölümümüz yeri geldiği zaman söyleyeceğim. Hariç 40 gün stajımız vardır. 40 iş gününden 20-20 veya toplamda 40 gün iş staj şeklinde gerçekleştirilmektedir. Öğrenci sayımız geçen yılki sayılarımızda 579'da tam doluluk seviyesindedir. Dış paydaşlarımızla sürekli iletişim halindeyizdir. Bu yaptığımız düzenli toplantılar çerçevesinde derslerin içeriklerini akreditasyona dikkat ederek ve gelişen sektörün gelişimine bağlı olarak değiştirmekte ve öğrencilerin hem sosyal hayatlarını hem de diğer ihtiyaçları nasıl karşılaştığı sürekli iletişim halindeyizdir. Bu amaçla birçok konferans, teknik gezi, not değerlendirme sunumları oluşturulmaktadır. En çok dikkat ettiğimiz kariyer gelişim sunumlarıdır. Öğrencilere iş başvurusundan kendini ifade etmeye, beden diline kadar eğitimler vermesi için dış paydaşlardan yardım isteriz. Yine DGS kurslarımız olur. DGS'nin ne olduğunu, ne kadar önemli olduğundan bahsetmek isteriz. Teknik geziler yapmaktayız. Bölümlerde hocalarımızın sorumluluğunda birçok bölgelerde dersin içeriğine ve bölümün ihtiyacına bağlı olarak teknik geziler yapılmaktadır. Örnek vermek gerekirse mesela otel işletmeciliği bölümü Maçka turizm bölgesi olduğu için büyük bir otelin yöneticisini derse davet ederek derste direkt uygulamalar yapabiliyor. Oryantasyon sunumlarıyla öğrencilere sürekli bilgi vermekteyiz ve danışman öğretmen hoca atıyoruz. Her türlü sorularını, her türlü ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla danışman hocalarımız yardımcı oluyorlar zaten. Katü'nün kendi içerisindeki öğrenci kulüplerine ve konseylerine katılabiliyorlar ve Maçka'da da kulüp kurabiliyorlar. Ana kampüse 25 dakika mesafedeyiz. Kampüsün tüm olanaklarından yararlanabiliyorlar. Tanıtım sunumunda izlediniz. Bunun dışında biz de kendi içerisimizde çocukların üniversiteye okula bir aidat hissetmeleri için küçük geziler düzenliyoruz. Mesela burada bir örnek olarak veteriner öğrencilerine hoş geldin mangalı yapmıştık. Yani etin nasıl pişeceğini en iyi veterinerle bilir diye orada öğretelim dedik. Kimya hocalarımız kahvaltılar düzenliyor. Bu şekilde öğrenci hoca iletişimini yüksek seviyede tutmaya çalışıyoruz. Ve ana kampüsün her bir imkandan yararlanıyorlar. Hemen okulumuzun bitişiğinde KYK yurdu bulunmakta. Aynı bahçeyi paylaşmaktayız. Bunun dışında özel evlerde de konutlama ve barınma ihtiyaçlarını karşılayabiliyorlar. Zaten belli bir kesimde şehir merkezinde ikamet edip orada yerleşip Maçka'ya geliş gidiş yapıyor. Düzenli otobüs ve minibüs seferleri var. Okulumuzda zaten yol üzerinde ve Sümele Manastırı'na çıkarken yol üzerinde kalıyor. Ulaşımda herhangi bir problem yaşamıyorlar. 5 bölümümüz, 7 tane programımız var. Bunlar yeri geldiğinde anlatmak istiyorum. Biraz hızlı geçmeye çalışıyorum. Kimya ve kimyasal işleme teknolojileri bölümü, laboratuvar teknolojisi programı ve biyokimya programlarından oluşmakta arkadaşlar. Akademik personelimizde laboratuvar teknolojisindeki ve biyokimyadaki akademik personelin tamamı doktorasını tamamlamış hocalarımızla oluşmakta. Bölüm başkanımız Profesör Doktor Gülsev Dilber.
Biyokimya programı için mezun olduğunuzda 2 yıl sonunda biyokimya teknikeri unvanı alıyorsunuz. Bunun yanında size bir diploma ile birlikte transkript belgesi veriyoruz. Transkribinizde iş sağlığı güvenliği gibi derslerle birlikte sertifikaya gerek duymadan stajlarınızda kullanabileceğiniz dersler oluyor. Ders içeriklerini oluştururken dediğim gibi dış paydaşlara gelişen sektörü takip ediyoruz. Bu noktada seçmeli derslerimizi özel sektördeki ihtiyacı karşılayacak şekilde ayarlamaya çalışıyoruz. Her yıl bu tekrar ediyor. Mezun istihdamı konusunda araştırma geliştirme laboratuvarlarında, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarlarında, temel tıbbi bilimler laboratuvarlarında, ilaç Ar-Ge laboratuvarlarında, gıda laboratuvarlarında, çevre laboratuvarlarında, kozmetik Ar-Ge laboratuvarlarında çalışma imkanınız var. Üst derece geçişte YÖK'ün belirlediği mevzuat doğrultusunda her yıl bazı değişiklikler olmasıyla birlikte biyomühendislik, biyoteknoloji, genetik, biyomühendislik, moleküler biyoloji, genetik kimya, biyoloji, biyokimya gibi programlara DGS'de geçiş yapabiliyorsunuz. Laboratuvar teknolojisi programımız yine laboratuvar teknikeri unvanı alıyorsunuz 2 yıl sonunda. Size bir ön lisans diploması ve transkript belgesiyle birlikte veriyoruz. Bu programda mezun olanlar çeşitli kurum ve kuruluşların araştırma geliştirme laboratuvarları, modern analiz ve kalite kontrol laboratuvarları, kamu ve özel sektör analiz laboratuvarları, zirai mücadele enstitüleri, toprak su bitkisi gübre analizleri, yapılan laboratuvarlar, gıda, ilaç ve tarımsal girdi üreten fabrikalar, belediye bünyesinde kurulu laboratuvarlar, yem fabrikaları, laboratuvar Ar-Ge laboratuvarları, atık ıslah laboratuvarları, gümrük müsteşarlığına bağlı laboratuvarlarda çalışabiliyorsunuz. Üst dereceye geçişlerde yine hemşirelik, kimya, biyoloji, bitki koruma, bitkisel üretim, teknoloji, tarımsal yapılar ve sulama, toprak bilimi, bitki besleme gibi gıda teknolojisi, organik tarım gibi bölümlere, programlara geçiş yapabiliyorsunuz. Kuruluş sırasına göre bir diğer bölümümüz otel lokanta ikram hizmetleri yönetim bölümü, turizm ve otel işletmeciliği programı. Okul bünyemizde bölüm başkanımız öğretim görevlisi Dr. Gülsüm Demirkaya ile birlikte 4 öğretim elemanından oluşmakta. Kazanılan derecede turizm ve otel işletmeciliği programından ön lisans diploması veriliyor. Turizm meslek elemanı kamu kuruluşlarında özel işlerinde veya yasal şartları sağladıktan sonra kendi işlerini açabilme olanağı sağlanıyor. Seyahat acenteleri, yiyecek içecek işletmeleri, hava yolları, konaklama işletmeleri, hizmet sektörünün diğer alanlarında ve özel sektör iş alanlarında iş bölgesini oluşturmakta. Yine YÖK'ün belirlediği DGS sınavını ve yürürlükle birlikte otel yöneticiliği, turizm işletmeciliği, turizm işletmeciliği ve otelcilik, turizm ve otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, işletme, işletme yönetimi gibi bölümlerde DGS ile dikey geçişle geçiş hakkınız bulunuyor arkadaşlar. Gıda işleme bölümünde gıda teknolojisi programı ve gıda kalite kontrol analiz programı bulunmakta. Bölüm başkanımız doktor öğretim üyesi Esra Ulusoy hocamın bölüm başkanında gıda kalite kontrol ve analiz programı ve gıda teknolojisi programlarında oluşmakta. 7 öğretim elemanıyla birlikte eğitime devam etmekte. Gıda kalite kontrol ve analiz teknikleri Gıda Kalite Kontrol ve Analiz Teknikleri unvanı veriliyor. Gıda Kalite Kontrol ve Analiz Programı'ndan mezun olan öğrenciler kazandıkları yeterlilik doğrultusunda gıda sektörünün üretim, işletme hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebiliyorlar. İş olanakları içerisinde belediyeler, iş sağlık müdürlükleri, hazır yemek işletmeleri, gıda işletmeleri, gıda katkı maddeleri ve ambalaj materyalini üreten işletmeler, il gıda kontrol laboratuvarları, özel gıda laboratuvarları ve benzeri iş alanları sayılabilmekte. Üst derece programa geçişe baktığımızda ise bitkisel üretim ve teknoloji, gıda teknolojisi, beslenme, diyetetik, bitki koruma, gıda mühendisliği, kimya, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği gibi programlara dikey geçiş sınavıyla başvurabilme hakları bulunmakta. Gıda teknolojisi programında kazanılan derecemiz gıda teknikeri unvanı olarak alınıyor. Yine ön lisans diplomasıyla birlikte transkript ve içerisinde dediğim gibi birçok dersin geçerliliğini ve bulunduğundan bir belge almış oluyorsunuz. İstihdam alanları içerisinde gıda sektörünün üretimi, işletme hizmeti veren firmalar, ilgili kurum ve kuruluşlarda istihdam edilirler. İş olanakları içerisinde belediyeler, ilgili sağlık müdürlükleri, hazır yemek işletmeleri, gıda işletmeleri, gıda katkı maddeleri ve ambalaj materyalleri üreten işletmeler, il gıda kontrol laboratuvarları benzeri iş alanları sayılabilir. Bilmektedir. Üst programa geçiş içerisinde besleme ve diyetisyenlik, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, gıda mühendisliği, kimya, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği gibi programlarda da geçiş yapılabilmekte.
2015 yılında açılan bir bölümümüz veterinerlik bölümü, laborant ve veteriner sağlık programını bünyesinde bulundurmakta. Bölüm başkanımız Profesör Doktor Muammer Tilki hocamızın altında 5 tane öğretim elemanıyla eğitime devam etmekte. Öğrencilerimize laboratuvar ve veteriner sağlık teknikeri unvanı veriyoruz. İstihdam alanlarımızda Gıda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ilçe tarım müdürlüklerinde, büyük küçük baş hayvan yetiştiriciliği yapan özel işletmelerde, kanatlı hayvan yetiştiren ve ürünleri üreten işletmelerde, yem fabrikalarında, yem kalite kontrol laboratuvarlarında, yem katkın maddesi üreten ve pazarlayan işletmelerde, hayvan hastanelerinde, pet shoplarda, özel tarım hayvancılık danışmanlık bürolarında, ilaç fabrikalarında, belediye mezbahalarında, özel kliniklerde, laborant veteriner sağlık tekniği olarak çalışma imkanları bulunuyor. Kendi hayvancılık işletmelerini ve veteriner sağlık kabinlerinde kurabiliyorlar. Üst derece programa geçişe baktığımızda DGS sınavıyla birlikte veteriner fakültesi, biyoloji, hayvan üretimi, tarımsal biyoteknoloji, zootekni lisans programlarına geçiş yapabilmektedirler. Yeni açılan ve en son bölümümüz eczane hizmetleri bölümü. Eczane hizmetleri programını bünyesinde bulundurmakta. Bölüm başkanımız Profesör Doktor Ali Gündoğdu hocamızla birlikte 4 öğretim elemanı oluşmakta. Eczane hizmetleri meslek elemanı unvanı veriliyor. İstihdam alanları içerisinde kamu hastanelerine bağlı eczaneler, üniversite hastanelerine bağlı eczaneler, özel eczaneler, ilaç üretim firmaları, ilaç satış firmaları, ilaç depoları gibi kurumlarda çalışma imkanları bulabiliyorlar. Eczanede eczacı yardımcısı olarak çalışmaktadırlar. Mezunların bir kısmı KPSS'li devlet eczanelerine de atanabilmektedir. Üst derece programlara geçişlere baktığımızda biyokimya, kimya mühendisliği ve uygulamalı kimya, kimya mühendisliği ve kimya bölümlerinde DGS'de geçiş hakları bulunmakta. Çok detaya girmeden şunu söylemek isterim. Belki klişe bir cümle ama Katüllü olmak gerçekten bir ayrıcalıktır. Türkiye'nin en eski 4. üniversitesi, şu an bir araştırma üniversitesi ve birçok bölümü akredite olmuş bir üniversitedir. Bu terimleri detaylı bir şekilde açıklamayacağım. Araştırmanızı istiyorum siz öğrenci arkadaşlardan. Katü gerçekten donanımlı, fiziki yapısıyla, kampüsüyle, bir projeyle, bir yarışmayla oluşturulmuş bir kampüsüyle, merkeze mekanıyla, olanaklarıyla çok güzel bir üniversitedir. Maçka Meslek Yüksek Okulu'da turistik bir bölgesinde bulunmakta ve öğrencinin birçok ihtiyacını karşılamaktadır. Bu noktada bize web sayfasından tutun, web sayfamızdaki iletişim formlarından postayla ulaşabilme imkanınız vardır. İnşallah sizi misafir eder ve sonunda güzel bir şekilde mezun ederiz diye ümit ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İnşallah bir sorun olmamıştır sunumda. Onur hocam harika bir sunumdu. Teşekkür ediyoruz. Evet hocam, bir soru var hocam. Turizm rehberliği programı var mı? Yoksa hocam, açmayı düşünüyor musunuz diye sormuşlar. Hocam soru kısmında bölüm başkanlarına söz vermek için bölüm başkan hocamlarımı davet ettim. Gülsüm hocam buradaysa. Gülsüm Demirkaya hocam bu soruya cevap verebilir mi? Şu an var olan hocam turizm otelcilik yani hocam herhalde müsait değil. Merhabalar hocam, sesimi alabiliyor musunuz? Evet Gülsüm hocam. Ben soruyu tekrar alabilir miyim bu arada? Turizm rehberliği programı var mı? Yoksa açılması düşünülüyor mu demiş bir öğrenci adayımız. Bizim rehberliği programımız yok hocam. Yani güncel olarak baktığımız zaman da önümüzde böyle bir plan yok ama yani ilerleyen yıllarda belki de olabilir. Şu an aktif olarak turizm ve otel işletmeciliği programımız var sadece. Teşekkür ediyorum. Hocam staj olanakları ile ilgili kısa bir detay daha verirseniz eğer. Olur hocam. Stajlar bölümlerde farklılık göstermekle birlikte turizm bölümünde 60 günlük, 60 iş günlük staj isteği karşılanıyor. Bunu üniversitemizin kendi içerisindeki sahil tesislerinde de yapabiliyorlar. Yani kendileri isterseler kurum buluyorlar, istemezlerse biz yardımcı oluyoruz zaten. Diğer bölümlerin hepsi hocam 40 gün 20+20 olmasını tavsiye ediyoruz ki birinci yılın sonunda 23 günü yapalım. İkinci sınıfın sonunda 23 günü yaptığımızda DGS sınavıyla bir geçiş veya KPSS'ye hazırlanma noktasında zorluk yaşamasınlar diye. Kurumları kendileri bulmalarını istiyoruz ama her türlü yardımı yapıyoruz. Zaten staj dersimiz var. Yani ders dediğimiz danışman hocalarımızdan her hocamıza 4-5 stajla ilgili öğrenci düşüyor. Sürekli iletişim halinde olabiliyorlar. Her bölümün staj komisyon başkanlarından bilgi alabiliyorlar. İletişim haline geçebiliyorlar hocam. Çok teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. Gençler hocam da sizinle paylaştı.
Bizim kapılarımız size hazır, açık. Şimdi Sağlık Meslek Yüksekokulu Funda Hocam sözü size veriyoruz. Evet, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olarak şimdi bir dakika. Görüyoruz hocam sizi. Görüyorsunuz. Tamam. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Funda Aker Atasoy'um. Öncelikle dileğim yaşamınızın sevgili öğrencilerimize, yaşamınızın bu döneminde her şeyin gönlünüzce olması ve güzel dileklerinizin gerçekleşmesidir. Ses alın. Şimdi okulumuzu sizlere tanıtmak istiyorum. 1989 yılında ilk olarak hemşirelik programı ile tıbbi laboratuvar programı ön lisans eğitimlerine başlandı. 1996-97 eğitim yılında tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik bölümü hayata geçirildi. 97-98 yılında hemşirelik programı bizden ayrıldı. Sağlık Yüksekokulu, daha sonra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dahil oldular. Daha sonra Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 3. programımız 2001-2002 yılında radyoloji programı olarak açıldı. Günümüzdeki adı da tıbbi görüntüleme programı. 2014-2015 yılında 4. programımız olan İlk ve acil yardım programımız açıldı ve bugünlere geldik. Şu anda 4 programla beraber öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Okulumuzu aynı zamanda daha sonraki aşamalarda da 2 program daha eklenecek. Şimdi öğrencilerimize baktığımız zaman 2022 YKS puanı, yani TYT puanıyla alan arkadaşlarımızı, öğrencilerimizi baktığımız zaman oldukça 350-310 puan bandında bir giriş mevcut. Kontenjanlarımız 70 kişi. Aynı zamanda okul birincisi kontenjan sayısı 2. Depremzedeler için de yapılmış olan kontenjan sayısı 2 olmak üzere 74 ve daha da bu tabii ekleniyor ek kontenjanlarla. Oldukça kalabalık bir öğrenci sayımız mevcut. Yani toplamda baktığınız zaman 600-700 civarında öğrenci sayımız mevcut. Şimdi okulumuza baktığımız zaman sağlık kampüsü yerleşkesinde tam da orta kısımda konumlandırılmış durumdadır. Yerleşke içerisinde özellikle tıp fakültesi acil bölümü, görüntüleme bölümü, laboratuvar bölümleri ve tabii ki tüm hastanenin, poliklinik ve servislerinin, sekreterlik bölümlerinde öğrencilerimiz uygulama alanlarını kullanabilmektedirler. Bu alanlarda pratik uygulamaları yapılabilmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz isterlerse stajlarını dahi buralarda yapabilmektedirler. Şimdi öğrencilerimiz tabii en güzel biçimde hayat hazırlamak için gerekli olan imkanlar kampüs rahatlığı ile önlerine sunulmuştur. Ulaşım kolaylığı, kız ve erkek öğrenci yurtlarının kampüs içinde bulunması, sosyal ve kültürel faaliyetlerle iç içe olunabilmesi de ayrıca öğrencilerimiz için oldukça cezbedici bir durumdur. Zaten fotoğrafta da bizim ne kadar da yakın olduğumuz görünüyor. Aynı zamanda okulumuzun eğitim öğretiminden sorumlu olan akademik kadrolarımıza baktığımız zaman 2 tane profesör doktorumuz, 1 doçentimiz, 3 öğretim üyesi, 4 doktor öğretim görevlisi, 2 tane de öğretim görevlisinden oluşmakta. Aynı zamanda tıp fakültesinde branşlara uygun misafir hocalarımızla birlikte işbirliği içerisinde çalışmaktayız. Bu işbirliği sayesinde zaman zaman seminerler ve çeşitli akademik faaliyetler uygulamaları ve üniversite tanıtım fuarları gibi öğrencilerimizi de içine alacak etkinlikler düzenlenmekte. Bu durum öğrencilerimizin akademik hayatına katkılar sağlamaktadır. Şimdi buradan devam edelim. Şimdi öğrencilerimizin kadrolarından bahsetmiştik. Bu kadrolarımız iddialı, genç, dinamik ve bir o kadar da gayretli olması öğrencilerimize mezuniyet sonrası iş imkanları bakımından
oldukça avantaj sağlamakta, bakış açısı geliştirmekte, hayata hazırlama ve iş tercihlerindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu olmanın ayrıcalıklarını da yaşatmaktadır. Laboratuvardan yani çalışma alanlarına baktığımız zaman, tıbbi laboratuvar mezunları öğrencilerimize baktığımız zaman nerelerde iş imkanları var? Özel ve devlet hastanelerin, sağlık ocaklarının, polikliniklerin, kan merkezlerinin laboratuvar kısımlarında ya da özel tahlil laboratuvarlarında yine uzman gözetiminde çok rahatlıkla çalışabilmektedir laboratuvar teknikeri arkadaşlarımız. Niye ilerlemedim? Tıbbi görüntüleme öğrencilerimize, mezunlarımıza baktığımız zaman ise kamu, özel hastanelerde ve görüntüleme merkezleri ile muayenehanelerde hekim tarafından belirlenen şekilde film çekebilen, ışın tedavisi gören hastaların cihazlarını hazırlayıp uygulayabilecek konumda görev alırlar. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı mezunu öğrencilerimiz ise özel sektörde, özel hastanelerde, özel sağlık merkezlerinde, özel laboratuvar, özel muayenehane, eczane, özel radyoloji merkezleri, ecza depoları ve yazılım firmalarında rahatlıkla çalışabilmektedirler. İlk ve acil yardım teknikeri mezunlarımız ise acil yardım ve hasta bakım nakil ambulanslarında sağlık personeli olarak, komuto kontrol merkezlerinde çağrı karşılama personeli olarak ve hastane acil servislerinde sağlık personeli olarak görev yaparlar. Yine eğer ambulanslarda gerekli olunduğunda ve güvenli sürüş eğitimi belgeleri de mevcut ise ambulans sürücü olarak da görev yaparlar. Buradan baktığımız zaman da artık çalışan arkadaşlarımızın, mezunlarımızın ne kadar bütün alanlara yayıldığını da görüyoruz. Ama bunun yanında da öğrencilerimiz dikey geçiş imkanları da bulmaktadırlar. Bugün başarıyla gurur duyduğumuz birçok öğrencimiz bu imkanları kullanmış ve sonrasında çeşitli akademik kadrolarda da bulunmaktadırlar. Bu arada dikey geçiş olarak baktığımız zaman tıbbi laboratuvar programı 2 yıllık ön lisansdan mezunu olan arkadaşlarımız dikey geçişlerle beraber acil yardım ve afet yönetimi, biyoloji, biyomühendislik, biyoteknoloji, genetik ve biyomühendislik, hemşirelik, moleküler biyolojik ve genetik, sağlık yönetimi lisans programlarında da eğitimlerine ne yapabilirler, devam edebilirler. Tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik programı öğrencilerimiz için işletme, sağlık yönetimi, uluslararası işletme yönetiminde lisanslarını tamamlayabilirler. Görüntüleme programından mezun olan arkadaşlarımız acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik ve sağlık yönetiminde lisans eğitimi alabilirler. Yine ilk ve acil yardım teknikleri programı acil yardım ve afet yönetimi, hemşirelik, sağlık yönetimi ve sosyal hizmet bölümlerinden lisanslarını çok rahatlıkla alabilirler. Ulusal ve uluslararası anlamda sağlık alanında ihtiyacın gerekliliği göz önüne alındığında tercihlerinizin ne kadar değerli olduğu şüphesiz ki ortadadır. Yetişecek kalifiyeli eleman istihdamında sizlere düşen imkanları iyi değerlendirebilmek, geleceğini hayal ettiği yerlerde ve şekilde yaşamak için gerekli basamakları belirlemek ve bu doğrultuda adım atmaktır. Bizim sizleri yetiştirdiğimize inancımız tamdır. Sizler de yetenek ve isteklerin doğrultusunda bir katili olmanın ayrıcalığından yararlanmanız ve bu geniş köklü aileye katılımınız temennisiyle sizlere başarılar diliyorum sevgili gelecek öğrencilerimize. Yolunuz, bahtınız açık olsun. Evet, ben de bu şekilde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nu sizlere sunmuş oluyorum. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bunda hocam çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederiz. Çocuklarımızdan bir soru şimdilik yok. Ama evet. Sorarlarsa cevaplarız diye düşünüyorum. Evet. Kampüste olmanız bizim için çok kıymetli. Evet. Ay, Hatice'nin de olduğu fotoğraf. Allah mekanını cennet etsin. Onu özellikle arkadaşımı buradan yad etmek istedim. Mekanı cennet olsun inşallah. Evet. Mesai arkadaşımız. Aynen öyle. Şimdi ben özellikle kısa tuttum ki soru olabilirse daha rahatlıkla cevaplayalım diye. Zaten sizin öğrenci adaylarınız çok bilinçli geliyor çocuklar. Nokta atışıyla geliyorlar. Biz hepsine hoş geldiniz diyoruz. İzninizle Sürmene Meslek Yüksek Okulu'na söz vermek istiyorum. Evet, evet. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam sizdeyiz. Merhabalar sesiniz... hocam. Sesiniz tamam. Şimdi geliyor Cahit hocam. Hepinize öncelikle hocalarıma ve kıymetli aday öğrencilerimize saygılarımı sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz tanıtımımıza. Öncelikle ben tabii program bazında uzun uzun sürdüğü için kısa bir giriş ve peşinde bir video vereceğim. Arkasından da bazı ekstra hani ne avantajlarımız, artılarımız varsa biraz da ondan bahsedip kısa bir şekilde bitirmek istiyorum. Yüksekokulumuz Çamburnu'nda, Trabzon'un en güzel denizle doğanın birleştiği bir ilçesinde, ilçesinin aslında beldesinde, Çamburnu'nda, Kanca Ayşe tarafından süspanse edilmiş, 2008 yılında da eğitim öğretime elektrik ve mekatronik programlarıyla başladık. Daha sonra makine ve elektronik teknolojisi programlarını, daha sonra gemi inşaatı, kaynak teknolojisi ve son olarak da gemi makineleri işletmeciliği programlarıyla birlikte şu anda 7 programda eğitim vermekteyiz. Tüm programlarımız genel Türkiye koşullarında en çok iş alanına sahip teknik programlarımız. O yüzden bir artı avantajımız bu olmuş olabilir. Dediğim gibi bir önce videomuzu, yüksekokul tanıtım videomuzu izleyelim. Sonra da bazı ekstralarımızdan bahsedeceğim. Paylaşım yapayım hemen. Şimdi geliyor hocam.
Videomuzdan bazı şeyleri görme imkanımız olmuştur ama ben dediğim gibi bazı konularda bir ekstralarımızdan neler var neler yoktan biraz bahsetmek istiyorum. Olsun hocam. Öncelikle dediğimiz gibi konumuz oldukça güzel bir yerde. Buradan Arsin ve Araklı Yüksekokulu'na şöyle bir espriyle pas atayım. Denizin kenarında dediler ama asıl denizin kenarında biziz. Şöyle yani deniz tarafındayız. Hocalarım yolun diğer tarafında kalıyor. Bizde deniz seviyesi az yükselse bodrum katı su basar yani. O derece denizin kenarındayız. Arka tarafımız Çamlı'nı biliyorsunuz. Yeşilliğiyle meşhur olan bir yer. Konum olarak tam devlet karayolu üzerinde olduğumuz için ulaşım konusunda da pek bir sorun yaşamıyoruz. Toplu taşıma ve dolmuşlar bu konuda gerekli desteği sağlamış oluyorlar. Programlarımızla ilgili hani genelde öğrencilerin sorduğu sorular bunlar. Onlardan biraz bahsedeyim. Yani bittiği zaman iş imkanları konusunda çünkü bunu daha çok soruyorlar. Ben başta da söylediğim gibi bizim programlarımız genelde teknik alanda ara eleman olarak en çok ihtiyaç duyulan programlar. İşte elektrik, makina, mekatronik, elektronik, gemi, kaynak ve gemi makineleri olarak. Dolayısıyla hemen hemen her türlü sanayinin olduğu hemen hemen her alanda iş imkanları mevcut. Devlette de tekniker unvanıyla çalışma imkanları mevcut. Ama bunların yanı sıra özellikle bahsetmek istediğim programlarımızdan bir tanesi gemi makineleri işletmeciliği programı. Bizim programımız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından akredite bir program. Ve buradan mezun olan öğrencilerimiz direkt uluslararası sularda gemi makine zabiti olarak işe başlayabiliyorlar. Ve şu anda ciddi tatmin ücretlerle çalışıyorlar ve ciddi alanda talepleri var. Yani dolar bazında en az 2-3 bin dolarlardan başlıyorlar. Sene ilerledikçe bu ciddi oranda artan bir ücretleri var. Dolayısıyla bu program oldukça revaçlı bir programımız. Dediğimiz gibi yetkimiz konusunda sıkıntılarımız vardı. Program açalı yeni olmuştu, 3-4 yıl olmuştu ama biz yetkimizi yine geçen yıl aldık. Ve artık buradan mezun olan öğrencilerimiz hiçbir ekstra belge almaya ihtiyaç duymadan direkt uluslararası sulara çıkabiliyorlar artık. Bunun yanında diğer programlarımızda sanayideki kapsamı dolayısıyla bu mesleki yeterlilik kurumunun artık getirdiği yetkilendirme şartları doğrultusunda bir direkt yetkilendirilmesi gerektiği için hani bu programlarda özellikle mesela kaynak teknoloji programı bu konuda ciddi talepler var piyasadan da. İşte biz hemen arka tarafımızda tersanemiz var. Tersanede ciddi kaynak ihtiyacı var ve yine alandaki birçok metal sektöründe kaynakçı ihtiyacımız da oldukça revaçta. Biz daha önce bu kaynak teknoloji programını açtık ama sınavsız geçiş döneminin bitişine ve daha sonra pandemiye denk düşmesi dolayısıyla bir ara verip öğrenci alamadık. Bu yoğun talepler dolayısıyla tekrar bu dönem, bu sene yeni tekrar öğrenci alacağız. Onun dışında da diğer dediğimiz programlarımızda özellikle mekatronik programı da yine 2 yıllık programlar arasında birçok üniversitede yok. Yani bu konuda da azınlık sayılabilecek programların başında geliyoruz. Altyapı olarak da yine videolarda gördük. Ciddi laboratuvarlarımız oldukça etkin bir şekilde full donanım sayabileceğimiz. Bu Kanca AŞ'nin bu konuda desteği çok fazla. Okul açıldığı günden bugüne kadar desteklerini bizden esirgemediler. Her türlü altyapı konusunda destekleri devam ediyor. Dolayısıyla ayrıca Avrupa Birliği'nden de altyapı desteği aldık. Üniversitemizin de katkılarıyla ciddi anlamda her programımıza hitap edecek, gerekli uygulama eğitimlerini alabilecek altyapılarımız mevcut. Videolarda da biraz görmüştük. Bunun dışında bizim en önemli ekstramızdan bir tanesi az önce söylediğim gibi Kanca AŞ'nin yapmış olduğu bir okul olması ve desteğini bize hala devam ettirmesi. Biz onunla ilgili her konuda desteği alıyoruz. Videoda da gördük. Mesela birçok yüksekokul değil birçok fakültenin elde edemeyeceği teknik gezi imkanlarımız var. Yani biz buradan her yıl öğrencilerimizi Gebze Organı Sanayi'ye götürüyoruz. Yani seçilmiş öyle her öğrencimizi değil tabii ki. Belli başarılı öğrencilerimizi seçerek Gebze Organize Sanayi'de çok ciddi işte gördüğünüz gibi Honda gibi, Schneider Elektrik gibi, Ecofren gibi dünya çapında büyük firmalara bunları gönderme imkanımız oluyor. Bunun yanı sıra Kanca AŞ'nin öğrencilerimize özel, yüksekokul öğrencimize özel burs imkanları var. Her dönem başvurularını yapabildiği başarılı öğrencilere dönemde okul bitene kadar devam ettirdiği bir burs imkanı söz konusu. Ayrıca staj konusunda da gerekli
kontenjanları bize sağlamış durumdalar. Kancı AŞ'de gerekli stajlarını da yapabiliyorlar ve mezuniyet sonrasında da iş konusunda da gerekli destekleri bize sağlıyorlar. Yani adeta bir özel yüksekokul gibi bize desteklerini devam ettiriyorlar. Bunun yanı sıra yurt barınma biliyorsunuz sıkıntı, özellikle ilçelerde daha sıkıntı olabiliyor. Ama bu konuda yine Kanca AŞ'nin yer bağışı yaptığı bir ismi nasıl Kanca yurdumuz var. Hemen 60 metre yolun üzerinde karşımızda. Burada da yurt konusunda da bir sıkıntımız olmuyor. Onu da belirtmek isterim. Ayrıca yüksekokulumuzda yapılırken ciddi birçok olanak düşürülmüş. Mesela birçok yüksekokulda yoktur. Kütüphanemiz mevcut bizim. 200 küsur kişilik bir kapasitesi olan belli kaynakların içerisinde bulunduğu ama kaynaktan ziyade öğrencilerimiz, çünkü kaynak artık internet ortamında her yerde bulunabilen bir durum ama çalışma alanı olarak çok kullandığımız bir alan. Yani öğrencilerimiz sınav zamanı ya da diğer dönemlerde çalışmak için güzel, sessiz, sakin bir ortamda çalışma imkanlarını sağlayabilecek bir kütüphanemiz de mevcut. Yine yemekhanemiz, kantinimiz, bunlar dediğimiz gibi hemen hemen her yerde var belki. Bunlar var. Bunun dışında etkinliklerimiz yine oluyor. Konferans salonumuzda yapmış olduğumuz sosyal, kültürel faaliyetlerimiz, birçok spor etkinliğimiz. Hemen okulumuzun yanında bir halı sahamız var. Futbol turnuvaları, voleybol turnuvaları yapıyoruz. Bunun dışında her yıl yapmış olduğumuz tanıtım videosunda da özellikle belirttiğimiz yıl sonu proje günlerimiz var. Ve burada bir yarışma tarzında geçiyor. Öğrencilerimiz yaptığımız projeleri sunuyorlar ve yine Kanca AŞ tarafından belli işte proje sonunda bir ödülle ilk üçe giren projeler ödüllendiriliyor. Bunun dışında da yine DGS imkanımız mevcut ve ciddi oranda bir DGS kazanımı yapan bir yüksekokuluz. Burada şöyle bir artımız var bizim belki diğer okullara nazaran. Bizim yüksekokul bünyemizde iki tane matematik hocamız var. Ve bununla, bu matematik hocalarımızla beraber öğrencilerimizden talep gelmesi doğrultusunda ücretsiz DGS kursları da açıyoruz. Özellikle matematik alanıyla ilgili. Bu konuda da bunun farkındalığını görüyoruz. Ciddi anlamda bir kazanım oranımız mevcut. Benim aklıma gelenler, şöyle notlarıma bakıyorum da aklıma gelenler bunlar. Bizim hani ekstra olabilecek dediklerimizden bahsetmiş oldum. Umuyorum sorulara cevap verebilmişimdir. Soru gelecekse muhakkak cevap veririz tekrar ama hani yüksekokulumuzu tercih edecek olan arkadaşlar için hepinizi yüksekokulumuza bekliyoruz. Ve hep size de ayrıca bu imkanı burada sağladığınız için teşekkür ediyoruz Hülya Hocam. Başta size ve diğer çalışan arkadaşlarınıza. Hepinize teşekkür ediyorum. Soru olursa yine cevap veririm tabii ki. Çok teşekkür ediyoruz. Aslında Kanca AŞ ciddi anlamda büyük bir destekçiniz. Sanki onların özel okuluymuş gibi de bir süreç yönetiyorsunuz. Bu büyük bir fırsat. Çünkü kendileri gerçekten ciddi üretim yapan bir firma. Ben onlara da size verdikleri destekler için de teşekkür ediyorum. Evet, çok da güzel bir ediyoruz. Kitap basmışlar. Bana da gönderdiler, sağ olsunlar. Eminim kütüphanenizde de vardır. İnşallah gelecek dönem onları da burada bir kez daha misafir etme şansımız olur diye ümit ediyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sıra Trabzon Meslek Yüksekokulumuzda. Sözü size veriyorum hocalarım. Ercüment hocam, sen mi başlayacaksın? Evet hocam, ben başlayacağım. Tamam, söz sende. Teşekkürler hocam. Herkese merhabalar. Değerli hocalarım, değerli öğrenci arkadaşlar. Bu güzel etkinlikte buluştuğumuz için memnunuz. En son sırada bizdik ancak biz KTÜ'nün en eski ve en kalabalık meslek yüksekokuluyuz. Bu gerekçeyle de belki biraz tanıtımımız daha uzun olacaktır. Elimizden geldiği kadar kısaltmaya çalışacağız. Şu anda öncelikle bir sunumumuz vardı. Onu izninizle paylaşmak isterim. Umarım sunum ekranda gözüküyordur. Görünüyor değil mi hocalarım? Sunumu şu anda görebiliyor muyuz? Görüyoruz, görüyoruz Ercüment hocam. Tamam hocam. Bahsettiğimiz gibi Trabzon Meslek Yüksekokulumuz üniversitemizin en eski meslek yüksekokulu. 1986 tarihinde kuruldu.
Kaan'ın başlangıçta bağımsız bir binası yoktu. Çeşitli kampüslerde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürdü ancak bizler 2009 yılından itibaren Akçabat yerleşkesindeki binamızda faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Akçabat ilçesi Trabzon'un en güzel ilçelerinden bir tanesi ve bu ilçemizin tam da içerisinde Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile ortak paylaştığımız güzel bir kampüste öğrencilerimize eğitim öğretim faaliyetlerimizi, bu hizmetlerimizi sunuyoruz. Biz Trabzon Meslek Lisesi Okulu olarak 8 bölüm ve 9 program kapsamında eğitim öğretim faaliyetlerimizi devam ettirmekteyiz. Yükseokulumuzda 7 doktor öğretim üyesi, 30 öğretim görevlisi olmak üzere toplamda 37 akademik personel görev yapıyor. Akademik kadro olarak geniş bir kadromuz var. 12 genel hizmetler sınıfından ve çeşitli hizmetler sınıfından olmak üzere 32 adet idari personelimiz bizim bünyemizde görev yapmakta. Meslek Lisesi Okulumuz Akçabat Yerleşkesi'nde merkezde adliyenin hemen karşısında yer alan güzel geniş bir kampüse sahip. Bizlerle ilgili daha detaylı bilgiler almak isteyen öğrenci arkadaşlarımız Meslek Lisesi Okulumuzun ekranda gördüğünüz web sayfasında detaylı bilgiler alabilirler. Ancak biraz sonra sunumda da bizler ilgili bölüm hocalarımızın da tabii ki katkılarıyla sizlere bölümlerimizi ve programlarımızı tanıtmaya çalışacağız. Yönetim olarak müdürümüz Orman Fakültesi'nden, Orman Endüstri Mühendisliği'nden Profesör Doktor İlhan Deniz hocamız. Biraz sonra kendisine kısa bir söz vereceğim. Sizleri biraz hem selamlayacak hem de okulumuzla alakalı bilgilendirecek. Müdür yardımcımız Harita Kadastro Programı'ndan öğretim görevlisi Koray Çavuşoğlu hocamız. Ben Bilgisayar Teknolojileri bölümünden Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Doktor Ercüment Yılmaz ve Yükseokul Sekreterimiz Yeşim Kaya hanımefendiyle beraber bizler yönetimsel faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu vesileyle İlhan hocamıza da hem mikrofonunu hem de kamerasını açabilmesi için söz vermiş bulunuyorum. Hocam müsaitseniz sizlerin bir selamlamanızla ilgili öğrencilerimiz ve hoca arkadaşlarımıza sunabiliriz. Buyurun hocam. Teşekkür ediyorum Ercüment hocam. Sesim geliyor mu? Geliyor hocam. Evet, sevgili gençler, değerli hocalarım, hoş geldiniz. Öncelikle bu tanıtım ve tercih günleri çalışmasını iki haftadır sürdüren iki hocamıza teşekkür etmek istiyoruz. Profesör Doktor Hülya hocamıza, öğretim görevlisi Şeyda hocamıza. Yoğun bir program takip ettiler. Değerli, bizler teşekkür ediyoruz değerli hocam, sağ olun. Diğer sayamadığım diğer ekibe de teşekkür ediyorum. Kolay olmadı eminim. Hülya hocadan az çok bilgi alıyordum. Değerli mezun öğrencilerimiz, Ercüment hocamız bahsettiği gibi bizim meslek yüksek okulu hem Trabzon şehrimizin ismini taşıyor. Çünkü ilk defa 1986 yılında benim araştırma görevlisi atandığım yıl aynı zamanda o yılda kuruldu ve o yılda kurulduktan sonra şöyle bir düşünme yapıldı üniversiteden. 6 adet mühendislik fakültesinin 6 bölümünün meslek yüksek okulu olarak bölüm olarak oluşturuldu. Bunlar bilgisayar teknolojileri, elektrik ve enerji, elektronik ve otomasyon, makine, inşaat, mimarlık ve şehir planlama bu 6 mühendislik fakültesinin 6 bölümünü oluşturuyor. Bu düşünceyle kuruldu. Buna ilave olarak da 2 tane bölümümüz var. El sanatlarıyla tasarım bölümümüz var. Ayrıca elektronik ve otomasyon bölümünün ikinci bir programı daha var. Bu da biyomedikal cihaz teknolojisi programımız. Yani bu yönüyle üniversitemizdeki en kalabalık, en fazla bölümü programı olan bir meslek lisesi okulundayız. Bu da tabii neyi getiriyor? 1250 civarında öğrencimiz var. Ercüment Hoca bir önce bahsetti. Ciddi miktarda akademik ve idari personelimiz var. Yani bir fakülte gibi orası çok aktif işliyor. Buna ilave olarak Akçabat'ın da bazı özellikleri var. Değerli genç arkadaşlar, Katü'ye çok yakın. Akyazı tünelini geçtikten sonra hemen Akçabat'a geliyorsunuz.
Bizim orada dış paydaşlarımız var Akçabat ilçesinde ve ilgili insanlar. Örneğin Akçabatlar Vakıf Başkanımız var Yaşar Bey, Kent Konseyi Başkanımız var Mehmet Salih Bey, Belediye Başkanımız var Osman Nuri Bey. Cidden bu üç dış paydaşımız ciddi ilgileniyorlar, soruşturuyorlar ve ihtiyaçları olanlara yardımcı oluyorlar. Ve bir hocamıza da komisyon kurdurduk. Ne komisyonu? Barınma olarak KYK'da yurda ismi çıkmayan ama öğrenciliği olanların geri dönmemesi için, kayıt dondurmaması için onlara ev ve barınma ihtiyacı bulunduruyoruz. Bu önemli. Pek çok öğrencimiz güz ayında KYK'da yerleri olmadığı için kayıt donduruyorlar. Buna engel olmak için böyle bir komisyon da kurduk. Bunun dışında dördüncü bir paydaşımız Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Mehmet Usta Bey. Kendisi de yakından ilgileniyor. Geçen hafta yönetim olarak kendisini ziyaret ettik ve bütün meslek yüksek okulları müdürlerine bu toplantıya katılmalarıyla ilgili mesaj gönderdi. Biz özellikle Akçabat ilçesindeki yüksek oranda meslek yüksek okulu öğrencilerimiz var. Hemen kendi ilçelerindeki bu meslek yüksek okulunun bu 8 tane bölüm, 9 tane programını tercih etmelerini bekliyordu. Kendilerini çok istifade edecekler. Akşam kendi evlerine gidebilecekler. Böyle bir imkanları var. Bunun dışında şöyle bir farklılığımız da var değerli genç mezun arkadaşlarımız. Kampüsten çok yararlanıyoruz. Yani bu 6 tane bölümün mühendislik bölümleriyle ciddi bir irtibatımız var. Oradan hoca getirttirip seminerler verdiriyoruz kendi okulumuzda. Haliyle özellikle bu 6 tane bölümün mezunları DGS'ye çok sıcak bakıyorlar. Hemen ayaklarının dibinde KTÜ'nün 6 tane bölümü var. Ve onların bütün mühendisliğin bu laboratuvarlarından istifade ediyoruz. Yani kendimizde donanım eksikliği olan bölümlerde ilgili hocamız randevu alıyor o mühendisliklerden. Her türlü laboratuvarı bize imkan sunuyor. Bu diğer 6 tane meslek yüksek okulun içinde elbette imkan sunuyorlar. Ama biz bunu daha fazla oranda kullanmaya çalışıyoruz. Çünkü bütün donanımlarımızı tamam diyemiyoruz. KTÜ'nün mühendisliklerinden istifade ediyoruz. Değerli mezunlarımız, sevgili gençler, şimdi fazla ben uzatmadan sizlere tekrar hoş geldiniz diyorum. Ercüment hocamız bu ilgili 8 tane bölümle ilgili kısa kısa tanıtım yapacaklar ilgili hocalarımız ve sizin de sorularınız olursa barınma, staj ve her türlü sorularınızı onlar cevap verecekler. Ben tekrar sağlık, afiyet ve gönlünüze göre tercihlere girmenizi temenni ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Hocalarımıza teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz değerli hocam. Güzel katkılarınız için. İlhan hocam aslında okulumuzla ilgili genel bilgileri kısaca vermiş oldu. Bahsetmiş olduğumuz üzere bizim meslek yüksek okulumuzda 8 tane bölümümüz var. Bilgisayar teknolojileri bölümü, el sanatları, elektrik ve enerji, elektronik ve otomasyon, inşaat, makine ve metal teknolojileri, mimarlık ve şehir planlama ve tasarım bölümlerimiz var. Burada el sanatları ve tasarım bölümlerimiz haricinde hocamızın bahsettiği gibi ilgili bölümler bizim üniversitemizde de mevcut bulunan ilgili 4 yıllık fakültelerdeki özellikle mühendislik fakültelerindeki programlarla eş güdümlü halde eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyorlar. Ve diğer meslek yüksek okullarındaki hocalarımızın tanıtımlarından da anlamış olduğunuz üzere 2 yıllık programları tamamladıktan sonra dikey geçişle ilgili fakültelerimizin bölüm ve programlarında eğitim öğretim faaliyetlerinizi sürdürme şansımız mevcut. Bu programlarda da bunları gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanı sıra yine teknik olan ancak sanata daha yatkın, daha bu alanda faaliyetlerini sürdüren el sanatları ve tasarım bölümlerimiz de mevcut. Bu bölümlerle alakalı da ilgili hocalarımız bilgi vermeye çalışacaklar. Ben süreyi de aktif kullanmak adına sunumumuz biraz uzun ama hızlı bir şekilde geçeceğim. Bu yıl öğrendiğimiz üzere 2023 Yükseköğretim Programı kontenjanlarında meslek yüksek okulumuz programlarında kontenjan miktarları ve geçen yıl alınan en düşük puanların bilgileri ekranda mevcut. İlgili öğrenci arkadaşlarımız bu bilgileri ÖSYM'nin web sayfasında da aynı şekilde
bulabilir ve tercihlerini buna göre gerçekleştirebilirler. Hocamız da bahsettiği üzere en kalabalık meslek lise okuluyuz. Öğrenci sayımız oldukça fazla. Bir fakülte kadar neredeyse öğrencimiz var. Şu anda resmi kayıtlara göre 1592 adet programımıza kayıtlı öğrencimiz mevcut. Programlarla ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz. Bilgisayar teknolojileri programı benim de dahil olduğum meslek lise okulumuzdaki önemli programlardan bir tanesi. Bu programla alakalı daha detaylı bilgiler vermek üzere Şeyma hocamıza sözü veriyorum. Şeyma Uymaz hocam şu anda mikrofon ve kameran açık. Ben slide'ı akıtırken hocam da konuyla alakalı size bilgiler verecektir. Buyurun hocam. Merhabalar değerli hocalarım ve aday öğrencilerimiz diyeyim. Öncelikle herkesin verimli bir tercih dönemi geçirmesini temenni ediyorum. Bilgisayar teknolojileri bölümü altında tek bir programımız var ve bilgisayar programcılığı. Programımız 4 tane hocamızdan oluşmakta. Öğretim görevlisi doktor ve 3 tane öğretim görevlisi hocamız var. 2 tane hocamız doktora eğitimlerine devam etmekte ve diğer öğretim görevlisi hocamız da yüksek lisans mezunu. Programımızda okutulan ana dersler, biz buradaki amacımız aslında programcılığın temel olarak teknik anlamda size katkı sağlayacağını düşündüğümüz dersler. Ekranda dersleri görüyorsunuz. Buna eklemek istediğim sadece biliyorsunuz ki bilgisayar sürekli gelişen ve yenilenen bir teknoloji. O anlamda derslerimizi zaman zaman güncelleme ihtiyacı hissediyoruz ve ders içeriklerini güncel konulara göre güncelliyoruz. Ayrıca burada en önemli dersimiz sistem analizi ve tasarımı dersinde ikinci sınıfın sonunda bütün öğrencilerimizin bir proje yapmasını istiyoruz. Bu proje daha çok ilerideki meslek hayatlarına katkı sağlayacak türde projeler olmasını istiyoruz. Genelde öğrenciler ilgi alanlarına göre konularını belirlemekte. Ayrıca staj yapıyor öğrencilerimiz. Staj imkanı bölümümüzde bir staj yapılması gerekiyor. Çünkü teknik personel ne kadar teorik ve uygulama dersleri versek de yine de staj onlara iş deneyimi ve tecrübesi sunuyor. Bunun için de hocalar olarak elimizden gelen imkanı sunuyoruz. Öğrencilerimiz eğitim süresince ve mezun olduktan sonra irtibatımızı kesmeden bizim de görüştüğümüz işte mezunlarımızdan iş imkanı sunuyoruz. Hatta geçen hafta bile bölüm grubumuzda böyle bir söyleşi oldu. Hani iş arayanlar için imkanlar sunuyoruz. Programımızı bitirdikten sonra diğer değerli hocalarımın da bahsettiği gibi mühendislik alanlarına geçiş yapma imkanımız var. Bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, öğretmenlik, teknoloji öğretmenliği gibi 4 yıllık fakültelere ilginiz olduğunda devam edebiliyorsunuz. Kamuda, özelde çalışma alanı oldukça geniş bir alan ve bilgisayar teknolojisi bildiğiniz üzere bitmeyecek ve sürekli artarak devam eden bir teknoloji. Ekranda bitirme öğrencilerimizin yaptığı uygulamaları görüyorsunuz. Oyun üzerine, mobil uygulama olarak, otomasyon üzerine çeşitli alanlarda çalışmalar yapıyor öğrencilerimiz. Derslerimizde özellikle söylediğim gibi güncel verileri takip etmeye çalışıyoruz ve bitirme projelerinde güncel alanlarla ilgili projeler yapmalarına teşvik ediyoruz öğrencilerimizi. Onun dışında söyleyeceğim hocalarımın hepsi bölümde oluyor. İletişim bilgilerimiz web sayfamızda var. Sorunuz olur her zaman okula da gelebilirsiniz. Okuldayız. Mail yoluyla, telefon yoluyla da iletişim sağlayabilirsiniz. Sizleri KATÜ bünyesinde görmek bizi memnun edecektir. Umarım verimli olur tercihleriniz. Teşekkürler. Teşekkürler Şeyma Hocam. Bölümle ilgili verdiğiniz değerli bilgiler için ben de bölüm personeli olarak bilgisayar teknolojileri bölümünde ilgili arkadaşlara, bu bölümü tercih edecek arkadaşlara hep birlikte bu alanda iyi nitelikli bir eğitim verme gayretimizi hep beraber sürdüreceğiz.
Şimdi bir diğer bölümümüz el sanatları bölümü ve geleneksel el sanatları programımız mevcut. Bu programla alakalı daha detaylı bilgiler vermek üzere bölüm başkan yardımcısı Ramazan İnal hocamıza sözü devretmek istiyorum. Hocam müsaitseniz buyurun. Kameranızda mikrofonunuz açık. Ramazan hocam. Ramazan hocamın şu anda sesi gelmiyor. O zaman bölümle alakalı Ramazan hocamın şu anda katılımını bekleyene kadar bilgileri ben vereyim. Özür diliyorum. Özmet Bey geldi mi şu an görüntü? Geldi hocam. Evet buyurun. Ayarladım. Şimdi tamamdır. Kıymetli hocalarım, sevgili KTÜ ailesine katılacak öğrencilerimiz, hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hoş geldiniz. Bizim el sanatları bölümümüz 2002 yılında eğitim öğretim faaliyetlerine ikinci öğretim olarak başlamış ve daha sonra gündüz öğretimi de açılan ve 30 öğrenci mevcuduyla eğitim öğretim faaliyetine devam eden, genelde ülke çapında ülke tanıtımına, yerelde de Trabzon ve daha özelde Akçabat'ın tanıtımına kültürel anlamda önemli katkılar veren bir bölümümüzdür. Yani ismi bahsedildiği üzere el sanatları bölümü içerisinde geleneksel el sanatları ismiyle eğitim öğretim faaliyetine devam etmekte. Bölümde mevcut 4 tane öğretim elemanı arkadaşımız, her biri alanında ulusal ve uluslararası programlara katılmış, sempozyumlara katılmış, çeşitli çalıştaylara katılmış çok değerli hocalarımız var. Malum ülke tanıtımında, il tanıtımında kültürel olgular oldukça önemli. Biz kültürü şöyle tanımlıyoruz: nesilden nesile aktarılan, toplumdan ferde kazandırılan bir yaşama biçimi diyoruz. O zaman bu anlamda geleneksel Türk el sanatları, kültürün gelecek nesillere taşınması konusunda çok önemli bir işleve sahip. Peki bu programda ne yapıyoruz biz? Öğrencilerimiz ne yapıyor? Bir kere el sanatları programındaki öğrencilerimizin hemen hemen tamamına yakını ya girişimci olarak, katma değer yaratarak ticari hayata katılmakta, bir kısmı dikey geçişle çok kolay şekilde güzel sanatlar fakültelerine geçiş yapmakta, ama önemli bir kısmı da ülke genelinde özür diliyorum, ülke genelinde biraz gribal enfeksiyon var, ülke genelinde mevcut usta öğretici olarak istihdam edilmekte. Yani Trabzon'da da birçok yerde sizlerin de malumudur, usta öğretici olarak arkadaşlarımız görev alabilmekte. Peki burada ne yaparlar? Elbette yöresel el sanatları bu anlamda, özellikle Trabzon için, bu arkadaşlarımıza Trabzon hasırı öğretilmekte. Efendim kazaziye öğretilmekte. Tesip öğretilmekte. Efendim nakış, ebru, geleneksel Türk desenleri, dekoratif süs eşya yapımı gibi, son dönemlerde eklenen bebek yapımı gibi, efendim işte bu anlamda bir proje kapsamında oluşturduğumuz cihazlarımızla, atölyemizle birlikte çinicilik eğitimi verilmekte ve bu anlamda da öğrencilerimizin ürünleri, kurmuş olduğumuz bir döner sermaye işletmesi bünyesinde de pazara sunularak, burada öğrencilerimiz okuyorken aynı zamanda da bir aile bütçesine katkı elde etmeleri sağlanmakta veya kendi harçlıklarını da burada temin edebilmektedirler. İşte geçen pazartesi gün bu anlamda Akçabat'ı bilenler, Trabzon'u tanıyanlar, kıymetli hocalarım sizler de biliyorsunuz, Akçabat'taki orta mahallede bir bu anlamda geleneksel el sanatları sergimiz açıldı. İmkan olanları hasreten bekliyoruz.
ve hoş da bir ses getirdi, bir nida bıraktı. Pazartesi güne kadar açık. Hem orada yöremizin ve ülkemizin ülkemizden örnek motifler, eserler tanıtılmakta. Hem bu anlamda iktisadi anlamda satışlar yapılabilmektedir. Bu anlamda imkan olan, zaman olan herkesi bekliyoruz. Ve aynı zamanda Akçabat'ta bulunan Trabzon Meslek Yüksekokulumuzun zemin katında caddeye açık olan yerde bu anlamda fuaye salonu dediğimiz salonda da yine büyük bir sergimiz açık. Yerli ve yabancı konuklarımıza da gelen turistlere de bu anlamda gerek hocalarımızın birlikte öğrencileriyle yaptıkları eserler sergilenip ve satışa sunulabilmekte. Aynı zamanda öğrencilerimize yüksekokul bünyesinde arzu ederlerse hocalarımızla nöbetleşe yüksekokul bünyemizdeki atölyelerimizde, el sanatları atölyelerimizde staj yapma imkanı da sunuyoruz ve şu an aktif olarak stajlarımız devam etmekte. Bir grup öğrencimiz yüksekokuldaki atölyelerimizde, bir grup öğrencimiz de şu anda orta mahalledeki sergi salonumuzda nöbetleşe olarak hem üretim hem bu anlamda girişimcilik faaliyetlerini uygulama olarak derslerde gördükleri, teorik derslerde gördüklerini uygulamaya dökme şansına efendim sahiptirler. Elbette bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız arzu ederlerse Güzel Sanatlar Fakültelerine ilgili bölümleri el sanatları gibi, Türk el sanatları gibi, tekstil gibi, efendim halı kilim gibi, tekstil moda tasarımı gibi bölümlere katılabilmekteler. Öğrenci arkadaşlarımız merak ederlerse biz aktif olarak şu an yüksekokuldayız. Staj dolayısıyla öğrenci arkadaşlarımızın yanındayız. Pazartesiye kadar nöbetleşe orta mahalledeyiz. Sevgili öğrenci adaylarımızı, KTÜ ailesine katılmayı düşünen, arzu eden öğrenci adaylarımızı, adaylarımızın ziyaretlerini bekliyoruz. Çay içmeye, tanışmaya, sohbete bekliyoruz. Bu itibarla ben gerek gelecek arkadaşlarımıza, bize katılacak arkadaşlarımıza, gerekse bizleri dinleyen kıymetli hoca arkadaşlarımıza saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim. Hocam vallahi ben bile heveslendim yani. Geleyim de bir iki teknik öğreneyim isterim. Memnun oluruz hocam. Sağ olun. Şeref verirsiniz, memnun edersiniz. İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Ercüment hocam sizdeyiz. Sesiniz açık değil. Ercüment Bey sesin kapalı. Tamam. Bir sonraki programımıza, teşekkürler hocam. Bir sonraki programımıza hemen geçiş yapalım vakit kaybetmeden. Tamam. Elektrik ve enerji bölümü. Metin Tüysüz hocamıza şu anda sözü ve kamerayı veriyorum. Buyurun hocam. Teşekkür ederiz. Hocam merhabalar. Kamera açılmadı şu an için de ses var. Bakayım hocam. Açamadınız mı hocam? Ses geliyor sanırım. Yalnız kamera açık değil. Hı. Buyurun hocam. Sözlü olarak sunabiliriz. Tamam, sözlü olarak ifade edelim. Aslında elektrik ve enerji bölümü bahsettiğimiz gibi meslek yüksekokulu en eski meslek yüksekokulu ve bölümde ilk mezunlarını veren bölümlerden bir tanesi. Elektrik bölümü dolayısıyla köklü bir geçmişe sahip ve o köklü geçmişi günümüze kadar da devam ettirmiş ve sektörde birebir iş bulabilme imkanı çok yüksek olan bir bölüm. Şu an için 3 tane öğretim görevlisi ile yürütüyoruz. Yalnız bir arkadaş daha yakın zamanda aramıza katılacak ve kadro belki daha ileride yine de daha da genişleyecek. Bizim bölümümüzün aslında en önemli artılarından birisi meslekte çok rahatlıkla diğer alanlarla karşılaştırdığımızda da rahatlıkla belki iş bulabilme imkanımız var. Ve biz şöyle bir kendimize yaptığımız çalışmalar da var. Yaklaşık 500 kişilik bir mezun grubumuz var, WhatsApp grubu. Mezun olan arkadaşlarımızla onlarla irtibata geçirip iş bulduklarımız var. Ve kendimiz ayrıca özel sektörde sanayi, organize sanayi geziyoruz. Hidroelektrik santralleriyle irtibata geçiyoruz. Birebir onlarla görüşüp yaklaşık son bir yıl içerisinde 50'ye yakın mezun arkadaşımızı işe yerleştirdik. Hani sadece bir iş var oraya git değil de devamında onlarla bir anlamda biz bazen teşvik ediyoruz. Hani öğrencinin
Belki cesaret edemediği yerde onları teşvik ediyoruz. İşte Cahit Hocam da bahsetti mesela bu gemi konusunda. Şu an yeni elektrik zabitliği konusunda firmalarla irtibata geçtik. İşte birkaç tane firmayı meslek yüksek okulumuza davet ettik. Onlarla görüştük. Ve bu elektrik zabitliği işte aylık 3000 dolardan başlayan bir maaşla biz bu alana bir giriş yapmak istedik öğrencilerimiz için. İşte ilk meyvelerini almaya başladık. Bir tane öğrencimiz gemide staja başladı. İki tane öğrencimiz kursu tamamlama sürecinde ve bunu biz aslında belki de her yıl geleneksel hale getirip belki 20'ye 10'a yakın öğrencimizi bu sektörde işe hazırlamış da olacağız. Yani dolayısıyla iş anlamında gerçekten iyi bir meslek dalı elektrik bölümü. O yüzden öğrencileri hani bunu değerlendirmelerini tavsiye ediyorum. Tabii ki onlar için hayırlısı olsun. Hani iyi de düşünmeleri lazım. Hani bir ilgi ve sevginin olduğu yerde aslında meslek ilerliyor. Dolayısıyla ilgi ve sevgi duyduğunuz bir alanda tercihleriniz eğer varsa elektrik bölümüne yani size önerebiliyoruz. Evet, bu anlamda yeni bir mesela güç elektroniği laboratuvarı da kuruldu. Bu BAP projesiyle birlikte güzel bir yeni bir laboratuvar imkanımız da var. İşte bunu biz hem otomasyon sistemlerinin gelişiminde hem elektrikli araç teknolojisi ki yeni bir teknoloji çok hızlı bir gelişim sergileyecek. Hem de işte bu gemi elektriği konusu artık hep bir otomasyon sistemine dönük. Buna dair de öğrencilerimizin daha yetkin bir şekilde yetişmelerine imkan sağlayacak. Bölüm adına bahsedeceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocama verdiği değerli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Bir diğer bölümümüz elektronik ve otomasyon bölümü. Bölümümüzde iki program mevcut. Bu iki programla alakalı daha detaylı bilgi vermek üzere şimdi sözü Bekir Buğra Uyar hocama veriyorum. Buyur hocam, söz sende. Merhabalar. Ercüment hocam iki programdan bahsetti. Aslında üç programımız var ama birisi öğrenci alamadığı için iki programı öğrenci alabiliyoruz. Bu programlarımız elektronik teknolojisi programı ve biyomedikal cihaz teknolojisi programı olmak üzere. Kadromuzda 8 öğretim elemanı görünüyor ama iki arkadaşımız da üniversitemizin çeşitli birimlerinde çalışıyorlar fakat bize de yine derslerimizde yardımcı oluyorlar. Bu anlamda KTÜ'nün belki de ön lisans programları, ön lisans bölümleri arasında akademik personeli en geniş olan bölüm bizim bölümümüz. Elektronik ve otomasyon bölümü. Toplam 10 öğretim elemanımız var. Bir de doktora öğretim üyesi olmak üzere. Elektronik teknolojisi programında çalışan arkadaşlarımız, daha doğrusu bu programın amacını şu şekilde özetleyebiliriz. Bu programda ders içerikleriyle beraber öğrencilerimiz elektroniğin temel prensiplerini öğreniyorlar. Elektronik donanımın montajlarını, bakımını ve onarımını yapmayı, ölçü aletlerini kullanmayı, bilgisayar ve sanayi için hazırlanmış güncel yazılım programlarını kullanmayı, bilgisayarla elektronik devre şeması çizmeyi, bu şemaları okumayı ve sanayide kullanılan her türlü makinenin bilgisayarla elektronik olarak nasıl kontrol edildiğini öğreniyorlar. Ve yine bu saydığım alanlarda iş imkanlarına sahipler. Bu programdan mezun olan öğrencilerimiz, elektronik teknolojisi programından mezun olan öğrencilerimiz DGS sınavıyla, dikey geçiş sınavıyla elektrik, elektronik mühendisliği ve benzer mühendislikler, yani bu alanda pek çok mühendislik bölümü var. Haberleşme mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği, kontrol mühendisliği gibi bu bölümlerin tamamına gidebiliyorlar. Bir diğer programımızdan bahsedeyim. O da biyomedikal cihaz teknolojisi programı. Biyomedikal cihaz teknolojisi programında yine elektronik ve otomasyon bölümünün altında bulunan bir program. Fakat burada yine elektronikle ilgili dersler veriliyor ağırlıklı olarak. Buradan mezun olan öğrencilerimiz genellikle
hastanelerde çalışıyorlar. Hem devlet hastaneleri hem özel hastaneler. Ama bunun yanı sıra tabii ki biyomedikal cihazların tamirini, bakımını ve onarımlarını yapan özel şirketlerde de çalışabiliyorlar. Bölümümüzde pek çok laboratuvar ortamımız var. Bu laboratuvarlardan bazıları kontrol laboratuvarı, temel elektrik laboratuvarı, temel elektronik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarımız var yine bölümümüze özel. Hem okulumuzun bilgisayar laboratuvarından faydalanabiliyoruz fakat çeşitli devre tasarım programlarını çalıştırmak üzere bölümümüze ait küçük bir bilgisayar laboratuvarımız da yine bulunuyor. Ayrıca biyomedikal laboratuvarımız, biyomedikal cihaz teknolojisi programına yönelik olarak bulunuyor. Yine elektrik bölümünde az önce bahsedildiği üzere bir güç elektroniği laboratuvarımız yeni kuruldu. Oradan da yine bizim bölümümüz öğrencilerimiz de faydalanabileceklerdir. Bunun dışında ayrıca iki laboratuvar daha kurma fikrimiz var. Bu konuda çalışıyoruz. Robotik laboratuvarı kurmak istiyoruz. Bir tanesi. Bu şekilde benim anlatabileceklerim, sorular varsa öğrencilerimiz bizim iletişim adreslerimize okulumuzun sayfasından ulaşabilirler. Her zaman yardımcı olmaya çalışırız. Tüm adaylara da şimdiden başarılar diliyorum. Değerli hocam çok teşekkür ederiz programla ilgili verdiğiniz bilgiler için. Şimdi vakit kaybetmeden bir diğer bölümümüz ve programımıza geçelim. İnşaat bölümü, İnşaat Teknolojileri programı. Programla ilgili detaylı bilgiler vermek üzere öğretim üyesi Doktor Ercan Sinaner hocama sözü bırakıyorum. Hocam buyurun. Ercan hocam. Hocam sesim geliyor mu? Geldi hocam, buyurun. Tamam. Öncelikle bu organizasyonu yapan Hülya hocam ve ekibine üniversitem, bölümüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Katılımcı hocalarımı saygıyla selamlıyorum. Aday öğrencilerimiz için hayırlısını diliyorum. Sona kaldık, biraz hızlı tanıtımımızı yapalım. Hocalarımız da yoruldular. İnşaat bölümüyle ilgili, bölümün kendisiyle ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Zaten ülkemizin lokomotif sektörlerinden biri inşaat bölümü. Biz de yükseokulumuz gibi eski bir bölümümüz. Mezun olan öğrencilerimizin bir kısmı dikey geçiş sınavıyla mimarlık ve mühendislik alanlarında eğitimlerine devam ediyorlar. Bizim de 4 tane öğretim üyesi hocamız, hepsi daha önce mühendislik fakültesinde mimarlık bölümlerinde ders veren hocalarımız var ve özellikle mezun olup da dikey geçişle geçen öğrencilerimiz bizden almış oldukları eğitimlerde bizim mühendislik geçmişimiz olduğu için ileriki eğitimlerinde çok rahat ettiklerini beyan ediyorlardı. Sayın Müdürümüzün aranan eleman desturuyla biz artık eğitim sistemimizi de güncellemek durumundayız. Özellikle sektöre yönelik öğrencilerimiz sektördeki paydaşlarıyla buluşturmak konusunda özel gayret gösteriyoruz. Mevcut öğrencilerimiz kadar mezun öğrencilerimizin de peşindeyiz. Onları da bırakmıyoruz. Büyük hem sosyal hem de birebir de temaslarımız var. Öğrencilerimizin bir kısmı mezun olan öğrencilerimiz bir süre iş ararken bir süre sonra da işveren konumuna geliyorlar ve yine aynı okuldan öğrencilerini kendi işveren olarak da yanlarına almış oluyorlar bu şekilde. Öğrencilerimizin birçoğu iş imkanı konusunda herhangi bir sorun yaşamıyor. Bu mezun öğrencilerimizden geri dönüşlerimizde edindiğimiz bilgi. Laboratuvar imkanlarımız tabii ki inşaat bölümüyseniz laboratuvar olmazsa olmasınız. Yapı laboratuvarı, zemin laboratuvarı şu an mevcutta çok fazla eksiğimiz yok ama eksik olan kısımlarımızı da BAP projeleriyle tamamlıyoruz. Sektör olarak da İnşaat sektörünün karşılığı ülkemizde oldukça geniş alanda var. Bu hem devlet kuruluşlarında hem de özel sektörde hem kendi işlerini kurabiliyorlar hem de başka bir yerlerde çalışabiliyorlar. Bununla ilgili de mezun olduktan sonra iş imkanı anlamında herhangi bir sorun yaşamıyorlar. Genel itibariyle
büyüyen bir meslek lisesi okulunda her zaman aranan bir bölüm olmaktan da gurur duyuyoruz. Çünkü açıldığımız günden itibaren hiçbir zaman kontenjan boşluğumuz olmadı. Her zaman talep görüyoruz. Hatta 4 yıllık okuyan birçok öğrencimiz var. 4 yıllık kazanmış, okumakta olan öğrencilerimiz bizi ayrıca tercih edip bizden de dikey geçiş sınavlarıyla da rahatlıkla mühendislik ve mimarlık fakültelerinde eğitim görmeye devam edebiliyorlar. O açıdan da talep görmeye devam ediyoruz. Ben mevcut öğrenci adaylarımızın hakkında hayırlısı olmasını diliyorum. Bizi tercih etmeleri durumunda da kesinlikle de pişman olmayacaklarını garanti edebiliriz. Şu ana kadar aldığımız geri dönüşlerden bunu söyleyebiliyorum. Saygılarımı sunuyorum efendim. Ercan hocamıza verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Hemen sözü bir diğer bölümümüz ve programımıza Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Doktor Ebru Öztekin Kuloğlu'na veriyorum. Buyurun hocam. Hocam, mikrofonunuzu açabilir misiniz? Sesim geliyor mu şimdi hocam? Geliyor hocam, buyurun. Öncelikle tüm arkadaşlarımıza, öğrenci arkadaşlarımıza bu kritik süreçte kolaylıklar diliyoruz. Ve böyle bir ortamı bize sunduğu için Hülya hocama ve arkadaşlarına yine teşekkür ediyorum. Trabzon Meslek Yüksekokulu Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü olarak 22-23 yıldır öğrenci alımı faaliyetleriyle biz eğitim öğretim sürecimizi sürdürmekteyiz. Bu süreçte tabii ki tecrübeli hocalarımızla bu süreci yönetmekteyiz. Şu anda aktif olarak çalışan 4-5 hocamız bulunmakta programda ve her biri kendi branşında olabildiğince çalışmalar yapmış ve uzun süredir de dersleri üzerinde tecrübeli hocalarımız anlattıkları dersler konusunda. Bölümümüz genel olarak kamu veya özel sektör olmak üzere çeşitli ana ve yan makine sanayi kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu bilgi ve beceriye sahip, endüstrinin de beklentilerine cevap verebilecek, aynı zamanda değişen teknolojiye de uyum sağlayabilecek teknikerlerin yetiştirilmesine odaklanmış bir eğitim-öğretim süreci yürütmekte. Bu süreçte ÖSYM kontenjanımız 60 ve hemen hemen her yıl bir 60 kişilik kontenjanımız fazlasıyla da dolmakta. Ve teorik dersler olarak iki sınıfımız, bunun haricinde uygulamalı atölye çalışmalarımızı yaptığımız imalat atölyemiz, CAD/CAM çalışmaları yaptığımız, bilgisayar destek tasarım ve üretim çalışmaları yapabileceğimiz PC laboratuvarımız ve şu anda yine BAP projesiyle ekleyebileceğimiz eklemeli imalat laboratuvarımız ile sürecimizi yürütmeye de devam edeceğiz. Derslik ve laboratuvarlarımız ve laboratuvar ortamlarımızdaki uygulamalarımız olabildiğince öğrenci üzerine ve temelden alarak yürütülmeye çalışılmakta. Özellikle de üretim aşaması bizim için makine alanında iş istihdamı olarak çokça beklenilen, çokça aranılan makina teknikerinin ihtiyacını karşılamak üzere derslerimiz bu yönlerde, diyelim ki CNC olsun veyahut tasarım olsun, üretim veyahut diğer mühendislik temelli derslerimizle öğrencilerimizi gerek sanayide gerekse ileride akademik çalışmalara düşünebilecek durumda hazırlamaya çalışmaktayız. Bu süreçte yine laboratuvarımızdaki eksiklerimizi gidermek üzere de yine proje çalışmalarımız yapılmış ve neticelendirilmiş ve yeni laboratuvar ortamları oluşturulmuş ve yeni öğrencilerimizi de bu laboratuvarlarda birlikte derslerde görüşmek üzere bekliyoruz.
Mezunlarımız iş imkanları olarak da makine sanayi, havacılık ve uzay sanayi, üretim ve imalat sanayi, malzeme sanayi, otomotiv sanayi, tasarım sektörü, enerji sektörü gibi pek çok alanlarda istihdam edilebiliyorlar. Bize mezun olmadan mezun veya mezun olabilecek durumda olan öğrencilerimizi sürekli özel sektörden telefonla arayarak beklediklerini belirten pek çok firmayla irtibat halindeyiz ve sürekli de gerek hocalarımız gerekse diğer bölümlerdeki hocalarımız veya paydaşlarla iletişim kurularak pek çok öğrencimize de iş imkanı bulunmakta, iş olanakları da sunulabilmekte. Tabii ki öğrencilerimizin bu konuda üzerlerine de çok da hani biz altyapı ve olabildiğince onları yönlendirmekle de yükümlüyüz. Ve onlar da yine kendilerini olabildiğince doldurmaları için yine yönlendirmelere gerek ders bakımından gerek ders dışı çalışmaktayız, uğraşmaktayız. Bunun haricinde akademik olarak da öğrencilerimizin ilerlemesini çok istiyoruz. Bunu düşünerek gelen öğrencilerimiz de var. Çok da güzel sonuçlar alıyoruz. Dikey geçiş sonucu bizimle diyelim ki iletişimde olan öğrencilerimiz ile makine mühendisliği alanında enerji mühendisliği, imalat mühendisliği, nanoteknoloji malzeme pek çok artık mühendislikte makine bölümü mezunu öğrencilerimiz DGS sınavıyla mühendislik hayatına adım da atabiliyorlar ve devamını da getirebiliyorlar. Bu konuda elimizden geldiğince de arkalarındayız. Gerek dönem içerisinde, eğitim öğretim dönemi içerisinde gerekse eğitim öğretim dönemi dışında da elimizden geldiğince onların arkasındayız. Ve yeni öğrencilerimizi de bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz herkese. Görüşmek üzere. Değerli hocama verdiği bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Vakit kaybetmeden bir diğer programımız haritalı kadastro programı. Eğer uygunsa bölüm başkanımız Veysel Atasoy hocama söz vermek isterim. Hocam müsaitseniz kısaca bölüm tanıtımı yapabilirseniz memnun olur. Buyurun hocam. Evet, günün bu saatine kadar bizi sabırla bekleyenler oldu. Onlara teşekkür ederim. Çünkü yüksek olarak en sondaydık ve bu saate kadar kaldık. Yaklaşık 2,5 saattir sabırla ben de izliyorum. Mimarlık ve şehir planlama olarak bölümümüz adı geçiyor. Bu bölümün altında çeşitli branşlar var. Bunlardan harita ve kadastro programı olarak biz eğitim veriyoruz. Tabii harita kadastro programı Trabzon Meslek Yüksekokulu'nun ilk bölümlerinden bir tanesi. 1988'den itibaren günümüze kadar 1100 civarında mezun vermiş durumda. Bir ilk olma, yani bir de Türkiye çapında da ilk bölümlerden biridir. Ve kendisinden sonra açılan birçok meslek yüksekokulu programlara da önderlik etmiş, onlara yol göstermiştir. Evet, bölümümüzde şu an için 3 tane aktif öğretim elemanımız var. Bir de mimarlık bölümündeki bir hocamızdan da destek alıyoruz. Bakıldığı zaman bölümümüzde kaliteli, güncel, uygulamaya yönelik bir eğitim yapılıyor. Ve yani bu eğitimin gerektirdiği olan tüm şeyler var. Laboratuvarlarımız son derece modern donanımlarla, aletlerle var. Derslerin içeriğinde hem teorik hem de arazi uygulaması şeklinde yürütülüyor. Arazi uygulamaları da merkez kampüsümüz dediğimiz Kanuni kampüsünde yerine getiriliyor ve güncel, son derece modern aletler ve donanımlar kullanılıyor. 40 iş günlük bir staj süremiz var. Tabii harita mühendisliği ya da harita mühendisliğinin bir alt dalı olarak harita kadastro alanında verdiğimiz eğitim araziyle ilgili olan her türlü alanda çalışma imkanları var. Yani bir yol, su, karayolları aklınıza ne geliyorsa araziyle ilgili her türlü alanda çalışma şansları ya da imkanları olabiliyor. Tabii bakıldığı zaman ders içeriklerimiz harita oluşturmak, harita üzerinden proje planlamak ve bu projenin araziye uygulanması, aplikasyon dediğimiz süreçlerde de bizler görev alıyoruz harita teknikerler olarak. Mezunlarımız birçok alanda kendi alanlarında hayatlarını kazanabildikleri gibi dikey geçiş sınavlarında da bakıldığı zaman harita mühendisliği ya da başka bazı üniversitelerde
jeomatik mühendisliği diye geçiyor. O bölümlere geçebiliyorlar. Jeoloji mühendisliğine, çevre mühendisliği bölümlerine de yine dikey geçiş sınavına geçme şansları var. Şehir ve bölge planlama bölümüne de yine dikey geçişte geçme şansları var. Bizim sıralarımızdan mezun olup şu an birçok üniversitede bölüm başkanı hatta dekan olan öğrenci arkadaşlarımız bile var. Yani akademik olarak bu yolu tercih edip başarılı olan öğrencilerimiz var. Tabii bizim iş imkanının çok fazla olması, tercih edilen bir alan olması nedeniyle kontenjan yönünde bir sıkıntımız yok. Hemen hemen şu ana kadar 88'den günümüze kadar hiçbir zaman bir öğrenci kontenjan boşluğumuz olmadı. Tabii şunu da belirtmek istiyorum. Yani şöyle bir algı var. Bunu genç arkadaşların bölümümüzü ya da programımızı tercih ederken harita ve kadastro ya da bölümün adının mimarlık ve şehir planlama olarak aldanıp gelmemelerini istiyorum. Bölümün internet sayfasındaki ders içeriklerini ve diğer tanıtımları incelemelerinde fayda var. Çünkü harita ve kadastro dendiği zaman birçok arkadaşın adına okul duvarlarındaki Türkiye'de dünya haritası gelebiliyor. Ama bizim derslerimizin içeriğine bakıldığı zaman %40'ını yakını matematik ve matematik uygulaması şeklinde olan sayısal bir bölüm, sözel bir bölüm olmadığını da belirtmek istiyorum. Evet, yani şu var, eğer bizleri tercih ederse genç arkadaşlara biz şunu garanti edebiliyoruz. Kaliteli, güncel ve uygulamaya yönelik çok iyi bir eğitim alacaklarının garantisini veriyoruz. İş imkanları konusunda sistem da biraz sıkıntı olabiliyor ama son dönemlerde yine iş sistem aslında bakıldığında oranı, yüzdelik oranı yüksek olan bir bölümlerden biriyiz. Genç arkadaşlara bu konuda ben iyi şanslar diliyorum. Ama unutmasınlar, hangi bölümü tercih ederse etsinler, öncelikle orayı istemeleri ve orayı sevmeleri gerekiyor. Seversiniz, isterseniz orada başarılı olabilirsiniz diyor ve genç arkadaşlara ben başarılar diliyorum. Bu saatte bize kadar katlanan tüm arkadaşlara da tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Teşekkürler değerli hocam. Değerli katkılarınız için. Son programımız tasarım bölümü. Bu da tasarım programı. Bölüm başkanımız Nida hocamız sonunda yaşadığı bir sorundan dolayı şu an için sunumu yapamayacak. O yüzden bölümle ilgili genel bilgileri dilim döndüğünce ben vermeye çalışacağım. Aslında moda tasarım bölümümüz kuruluş olarak yeni gözüken bir bölüm. 2021-2022 döneminde açılmış gözüküyor. Yalnız bizim daha önceden 2002 yılında faaliyetine başlamış ve 2019'da faaliyetini sonlandırmış olan tekstil, giyim, ayakkabı ve deri bölümümüze bağlı tekstil teknolojisi programımız mevcuttu. Bu tasarım programı aslında YÖK'ten yeni isimle kurarak aynı akademik kadromuzda oluşturduğumuz bir program. Aslında adından da anlaşılıyor. Moda, tasarım ve tekstil alanında ön lisans düzeyinde eğitim vermek üzerine kurulmuş değerli bir program ve bizim mesleklisi okulumuzda el sanatları programı ile beraber de en çok sosyal faaliyetleri, sergileri, yani öğrencilerimizin ürettikleri ürünleri dışarıya sergiledikleri daha böyle dış yüzümüz olan bölümlerden bir tanesi. Bölümümüz eğitim öğretim faaliyetlerini mesleklisi okulumuz bünyesinde sürdürmekle beraber aynı zamanda üniversitemiz bünyesinde de bir atölyemiz mevcut. Bu atölyeye de üniversitemizin özellikle hastanesine çeşitli önlükler, maskeler ve cübbe dikimi gibi faaliyetleri dönem sermaye destekli olarak yürütmekteler. Atölyelerimizden hem mesleklisi okulumuz bünyesinde öğrencilerimizin eğitim öğretim görürken yararlandıkları atölyelerden bazı görselleri şu anda sizler ekranda görmektesiniz. Daha ziyade el becerisine dayanan bir bölüm. O alanda ilerlemek isteyecek olan arkadaşlarımızın çok rahatlıkla bu seçecekleri ve eğitim öğretim faaliyetlerine katılacakları güzel bir bölüm.
Bölümümüzün çeşitli atölyeleri ve bu atölyelerden elde edilen önemli ürünler var. İşte sadece moda tasarımı olarak düşünmeyelim. İşte yazmacılık atölyesi de bunlardan bir tanesi. Yine Hülya hocamı heveslendirecek belki de bir bölüm. Drapaj atölyemiz, çizim atölyeleri. Öğrencilerimiz bu atölyelerde eğitim, öğretim faaliyetlerini görerek 2 yıllık diplomalarını alıyorlar. Yalnız bölümdeki öğrencilerimiz dilerlerse işte dikey geçiş sınavıyla işte moda giyim tasarımı, moda tasarımı, tekstil, tekstil mühendisliği, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı gibi bölümlere de 4 yıllık eğitim öğretim devam ettirecek şekilde sınavlara hazırlanıp başarılı olup geçiş yapabiliyorlar. Değerli hocalarım, değerli öğrenciler, meslek yüksekokulumuzla alakalı sizlere yapacağımız sunum buraya kadardı. Sanırım İlhan Hocam bir son sözü söyleyecek. Kamerasını açtı, mikrofonunu açtı. Sözü ben İlhan Hocam'a veriyorum. Buyurun hocam. Tekrar teşekkür ediyorum bütün yetkili olan bölümdeki hocalarımıza. Sabırla dinlediği için yönetici hocalarımız, Hülya Hoca, Şeyda Hoca, sabırla diğer hocalarımız, Cahit Hoca görüyorum burada. Hepiniz sağlık, afiyetler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Ercüment hocam, biz karar verdik. Kariyer Merkezi'nin bir şubesini sizin orada açıyoruz. Hay hay. Hayırlı olsun hocam, hay hay. Tamam. Neden olmasın hocam? Temsilcilikler düşünülebilir. Ben evet, de açıkçası evet düşünüyorum. Şeyda hocam. Bütün fakültelerle biz ikimiz böyle güzel bir işler yapacağız inşallah. Muhakkak yani, hocam, hocalarımızın da destekleriyle çok güzel bir etkinlik oldu. Ben de şahsım adına tüm meslek yüksekokulları hocalarımıza değerli katkıları için teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize sabırla dinledikleri için teşekkür ediyorum. Bizler sizler için buradayız. Sorularınız olunca kapılarımız sizlere her zaman açık. Katı ailemizi sizlere bekliyoruz diyelim.